Efendim herkese iyi geceler. Sıradışı stratejiye hoş geldiniz. Sıradışı stratejide bu gece yine her zaman olduğu gibi e, çok önemli meseleleri masaya yatıracağız. Kiminle? Yusuf Alabarda ile birlikte. Yusuf Alabarda yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi gözünüz kulağınız bu akşam bizde olsun. Zira kavramların içini boşalttılar. Kavramları birbirine karıştılar, karıştırdılar. Bunu öylesine ustaca yaptılar ki her şeyi allak bullak ettiler kendilerince. Bir ajansları var. Her şeyi ama her şeyi onlara havale ediyorlar. Ajansa havale ediyorlar. Ajans oturduğu yerde gündem değiştirmek için 50 tane takla atıyor, 100 tane yalan uyduruyor, manipülasyonlar yapıyor. Onlar da zannediyorlar ki tamam bu işi hallettik. Hayır. Günü geldiğinde ajans bile kurtaramayacak bunları. Zira millet her şeyin farkında artık. Ne diyorum ne demek istiyorum bu akşam tek tek konuşacağız. Ne acıdır ki Yusuf Alabarda'yla kuliste bu meseleyi konuşurken şu ifadeyi kullandık. Hem öncesinde hem orada. Şu hale bakınız ki biz PKK'nın bir terör örgütü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir garabettir? 40 yıl terörle mücadelenin sonunda geldiğimiz nokta PKK'nın terör örgütü olup olmadığını konuşur hale geldik. Çünkü PKK'nın terör örgütü olup olmadığını bize konuşturan bu ajans marifetiyle bir takım siyasi tabii, partiler. Tabii, tabii. Şimdi bu siyasi partiler <laughs> neler yapıyor? Bunları konuşacağız. HDP mesela değil mi? 40 yıllık HDP tırnak içinde PKK ile bir ilişkisinin, irtibatının olmadığını söylüyor Yersen. Hafızalarınızı tazelemek için dışı strateji başlıyor. hafızalarınızı tazelemek için önce size bir eskilerden çok da eski değil ama bir video yayınlayacağım şimdi. Bu videoyu izleyin içindeki söylemleri cebinize koyun. Sonra program içerisinde daha birçok video belge bilgi masaya getireceğiz. Bakalım ajans ne yapacak. Strateji, strateji başlıyor ve o video. Bunu hatırladınız zannediyorum. Şimdi HDP PKK'yı arkalıyor. HDP PKK'yı arkalıyor. CHP HDP'yi arkalıyor. İyi Parti CHP'yi arkalıyor. FETÖ İyi Parti'yi arkalıyor. Millet İttifakı alayını, bunların alayını arkalıyor. Biden Millet İttifakı'nı arkalıyor ve karşımızda... Bremen'in mızıkacıları. Bremen'in mızıkacıları ama keşke öyle sevimli olsalar. Evet. Bir milli güvenlik sorumluluğuyla karşı karşıyayız ve çok ciddi. Öyle deme. Muhalefeti milli güvenlik sorunu diye yaftalayarak susturmaya çalışıyoruz. Susturmaya burada. çalışıyoruz. Ee, bunu öyle nereden, yapıyor musun? Tabii. Bunu nereden e, görüyoruz? Bunu Kandil'den duyacağız değil mi? Gar da görüyoruz. E, şimdi hemen onu duyalım mı? Duyalım. İkinci video tabii, tabii, başkaydı tabii, ama. Yok tabii, tabii. E, yok yo, o kalsın. O kalsın tamam. doğru. Bu programı Durursun. izleyenlerin en keyif aldıkları şey bana geri dönüşlerde. Burayla ilgili gelmeden önce hazırladığımız 20'ye yakın yansı oluyor. Tabii. Rakamlar, tabii. değerler, araştırmalar, düşünce kuruluşlarının ortaya koyduğu çalışmalarla ilgili. Bu gerçekten enformatif oluyor. Sıra dışı stratejinin muadili yok. Eyvallah. Allah inaniyetten bizi korusun. Bizi korusun. Ee, Allah e, hiçbir emeği de karşılayamaz. Zayi etmez. Etmez. Eyvallah. Dolayısıyla izleyicilerimiz de e, evet. son derece memnunlar. Son derece objektif objektifiz. Hiçbir şey ilave etmiyoruz. Hiçbir şeyi çarpıtmıyoruz. Her şeyi olduğu gibi veriyoruz. Bizi de farklı kılan bu zaten. Şimdi ikinci videomuz Dimitris Katrisik. Doğru mu okudum? Evet. Öyle bir şey. Bu Yunanların isimlerini okumak Dimitris diyelim biz. Bu Dimitris. Dimitris profesör Dimitri. Bir profesör. Yunanistan'da önemli bir profesör. Bu profesörün yine bir Yunanlı gazeteciye verdiği bir röportajdan bir bölüm sizinle paylaşacağız. İlk yayınladığımız videoda aklınızın bir köşesinde kalsın. O video kulağınızın Birinde biraz önce izlediğiniz, biraz sonra izleyeceğiniz Dimitris'in sözleri de bir diğer yerde. kulağınızda olsun. Hadi verelim bakalım. Evet, Dimitris bunları söylüyor. Yusuf Alabarda. Biz Dimitri'nin yalancısıyız. Yalancısıyız. Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Evet Bay Ömer başka bir şey daha isteyeceğim. O da şu. PKK elebaşının videosu var ya. Kemal Kılıçdaroğlu görse diyecek ki PKK'nın reklamını yapıyor Turgay Güler. <laughs> Yok yapmıyorum. Bunları eğer izlemezseniz, bunları görmezseniz meseleyi anlamazsınız. O yüzden görmek zorundayız. Bakın, şimdi hepsini konuşacağız. Tabi tabi tabi. Ama şu videolarımızı bir izleyelim. Bu PKK'nın ele başı. Verin arkadaşlar. HDP üçüncü güç olarak Birinci güç kim? CHP. İkinci güç kim? İyi Parti. Üçüncü güç kim? CHP. Evet. Şey, HDP. 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 HDP üçüncü güç olarak demokratik güçleri toplarsa demokratik güç dediğine. Biz <laughs> bir zamanlarda zinde kuvvetler diyorlardı Tabii. bunlara. Demokratik güç dediği Türkiye'deki işte Boğaz içinde, gezi de şurada, burada. Biden'dan demokrasi e, takviyesi bekleyen güçler. Bekleyen güç. Şimdi bu terörist başının konuşmasının ilk cümlelerindeki ifadesi şu. Dikkat ettin mi? Ettim not aldım şimdi. Diyor onun. ki biz kaçırdık bunları. Niye kaçırdık? Gelsinler bizi muhatap alsınlar. Otursunlar. Pazarlık yapalım. Konuşalım. Anlaşırsak. İşte gereğini yapalım falan diye ama bizim muhatap almıyor bu iktidar diyor. Ya ya. Daha öncekiler bizim muhatap alıyordu ama bunları almıyor diyor. Devam ediyor. Tamam devamını sonra konuşalım. Buradan bir başlayalım hadi. Yusuf Alavars. Şimdi Turgay Güler başlamadan önce bir girizgah yapmak istiyorum. Peşrevini koyalım bu. Peşrevini koyalım. Önemli bir konu çünkü bir akıl tutulması yaşanıyor. 10 günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devletinin merkez medyası ana akım medyası aklı selim insanlar, akademisyenler, profesörler, gazeteciler, çeşitli uzmanlar oturdular. Hep birlikte meleklerin cinsiyetini tartışıyorlar. Evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek üzere Bizans'ın içindekiler Ayasofya'ya doluşmuşlar. Surlar toplarla dövülürken melekler erkek mi dişi mi bunun tartışması yapılıyor. Bu da bunun gibi. Ne tartışıyoruz biz bu kadar kişi 10 günden bu yana? Söz konusu şehitlerimizi bombardımanda mı yitirdik? Yoksa PKK gerçekten şehit mi etti? Yetmedi bu kadar insanın konuşması, İçişleri Bakanı'nın açıklaması, Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması. En sonunda o şehitlerin anaları babaları gözü yaştı dedi ki... biz Ben, gördük, ben gördük. evladımı gördüm. Buradan atmışlar, buradan çıkmış. Vücudunun hiçbir yerinde hiçbir şey yok. Sayın İçişleri Bakanı eline dosya aldı meclise. Burada fotoğrafları var dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki büyükelçisini ikna ettik ama içimizdeki bu adamları bir türlü ikna edemedik. Şimdi dolayısıyla Elebaşı ne diyor? Diyor ki muhalefet diyor üzerine düşeni yapsaydı bu yalanı diyor devam ettirseydi diyor bu iktidarı devirebilirdi diyor. Tabii, tabii. Şimdi buraya bir örnek vermek istiyorum. Kadı İyaz Endülüslü şifa Şerif'in yazarı biliyorsunuz. Yazarken şöyle bir şey söylüyor. Kadıyı yaz. Ben Şifa-i Şerif'i iman etmemiş insanları iman ettirmek için yazmadım diyor. Ben bunu iman etmiş olan insanların imanı kuvvetlensin diye yazdım. Biz bu programı Durgay Güler PKK'nın terör örgütü olduğuna inanmayan onları çevreci ekolojik çocuklar olarak gören Kandil'le sigara izmariti bile atmadıklarını çarşaf çarşaf haber yapan, bunlar mı bize saldıracak diyen, bunlar kendi vatanlarında bir şekilde koruma görevi ifa eden kişilerdir diyen, PYD'nin bir terör örgütünün bir parçası olduğuna dair elimizde yeterli maalesef kanıt yok diyenler için biz bu programı yapmıyoruz. yapmıyoruz. Sizi ikna etmek gibi de Allah şahit olsun bir derdimiz yok. Şimdi kaldı ki sizin ikna olmayacağınızı biliyorum. Tabii o yüzden diyorum zaten. Biz Kadı yaz gibi burada bir emek ortaya koyup en azından vatansever Vatansever insanların her programda söylüyoruz. Adı, cismi, partisi, meslebi, meşrebi ne olursa olsun ya bu programda bir şey anlatıyorlar. Ben bunu dinleyeyim. Eğer gerçekten kafama yatarsa kabul ederim. Kafama yatmazsa reddederim diye en azından bir irade ortaya koyan kişiler için anlatıyoruz. Bu kadar net. O da şudur Turgay Güler. PKK terör örgütüne PKK diyemeyip gizli özneyle kınama yapanlara yönelik olarak 10 günden bu yana içinde yaşamış olduğumuz tablo bu. Şimdi en sonunda bu terör örgütünün elebaşısı bugün geliyor diyor ki Diğer partiler olsa geliyorlardı, adam gönderiyorlardı. Ama bunlar diyor PKK'nın hepsini öldürmek istiyorlar diyor. Yani bunlar daha doğal ne bir şey, nasıl bir şey olabilir? Evet biz PKK'nın hepsini öldürmek istiyoruz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu ülkede mücadele verilmek isteniyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Ama Gara'ya giderek meşruiyet alanlar, meşruiyeti Gara'daki adamların Mekap postallarını yalamakta arayanlar bunu anlayamazlar. Sayın İçişleri Bakanı aleni bir şekilde Garadağına gidip kendisine meşruiyet alanı arayanları bir şekilde söylüyor. Şimdi bütün bunlar niye oldu? Niye bu tek PKK terör örgütünün ele başındaki konumundaki kişi muhalefete bu kadar bel bağlamış durumda? Şu. Muhalefete mi? Tabii tabi Yekten Millet İttifakı'na. Tabii tabii bel bağlamış durumda söylüyor yani. Şimdi bak şunun adını koyalım. İki tane husus var. Bunlardan bir tanesi çok önemli. Bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın ya da ona destek veren, oy vermeyip destek vermiş olanlar bile var. Onun ne demek olduğunu anlatacağım. Desteğini sundukları en önemli husus terörle mücadelesi. Bunu nereden biliyoruz? Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda yapılan kamuoyu yoklamalarında %65, %70'lere %70 dayanmış olunan bir destek var. Oysa ki Cumhur İttifakı'nın oy oranının biz yüzde 52 olduğunu biliyoruz. Bu da neyi gösteriyor bize? Cumhur İttifakı'na oy vermemiş olsa bile hep bu programlarda dile getirdiğimiz İyi Parti'ye oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, vatansever evlatların burada yapmış oldukları harekata destek veren bir grup var. Şimdi o sizin ajans diye tırnak içerisine aldığınız ve Türkiye'de gerçekten 5. kol faaliyetlerinin yürütülmesi, ...algo operasyonlarının yapılması, kitlelerin manipüle edilmesi konusunda pek de mahir olan bu ajans... ...bir şeyi sahaya sürüyor bu tartışmalar esnasında. İnsanlar masa başında tartışıyor, melekler erkek mi dişi mi, PKK mı öldürdü, hava bombardımanı mı öldürdü? Sanki bu iktidar hiçbir şekilde terörle mücadele yapmıyormuş noktasına getirdiler, oturtturdular iktidarı. Halbuki terörle mücadelenin 40 yıllık tarihi irdelendiğinde... PKK'nın 1984 yılındaki kurulduğu günkünden dahi etkisiz hale geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün Anadolu coğrafyası, intrastate dediğimiz devlet içi boyuttaki PKK ile yapılan mücadele tarihinde gelmediği noktada bir noktaya gelmiştir. Ve yine bu programda defalarca söyledik ki Elaziz ne kadar emniyetliyse, Diyarbakır ne kadar emniyetliyse Berlin, Londra, Paris hattı da ancak o kadar emniyettedir. Dolayısıyla bizim bu geldiğimiz noktada Gara üzerinden öyle bir bombardıman yapılıyor ki sizin yüzünüzden şehit edildi, siz ilgilenmediniz, sizin terörle mücadeleniz çok anlamsız, siz terörle mücadele etmiyorsunuz, siz terörle mücadele ediyorsunuz, yurt dışına insan gönderi, askerimizi gönderiyorsunuz, hayır mı dedik size dedi. Kim dedi bunu? Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya. Garada ele geçirilen PKK'ların açıklamaları var. Bugün yayınladı Milli Savunma Bakanlığı. Yayınlamayacağım onları. Tabii yani, yayınlamayalım ama sosyal medyada. Ama işte yani, aynı şey işte. Aynı diyorlar şey ki diyorlar ki bize dendi ki bir operasyon olursa bu rehinelerin kafasına sıkın. Tabii. Bu kadar açık ve net. Anlıyoruz ki PKK o rehineleri öldürerek Türkiye'nin içini karıştırmayı bütün tepkiyi devlete, iktidara PKK yönelmeyi. konusunda iktidarın ne kadar başarısız olduğunu halbuki en başarılı olduğu alan. Ajans diyor ki tam da buradan vurun. Evet. Tam da buradan vurun bu iktidarı. Ama şartlar ne olursa olsun bugün yine PKK terör örgütünün hem Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilenleri var hı hı. hem de bu ülke Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Adana, Mersin'e kadar terör örgütlerinin at koşturabileceği bir alan olmaktan çıkma mücadelesi veriyor. Bir tane tablomuz var. İsterseniz ben direkt konu gelmişken tabii, anlatabilirim. Tabii, bir tabii. numaralı yansı. Biz şunu konuştuk sizinle birlikte. Biden yönetimi iktidara geldiği günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik olarak yapılan saldırıların miktarı artacaktır diye. Bakın. Bu ekranda kalsın. Ben müsaadenizle bir tahtaya da geçeyim Turgay Güler. Şimdi 1 Ocak'la 31 Ocak yani son bir ayda Biden yönetiminin artık iş başına geleceği kesinleşmiş. Hatta bir kısmı geldikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturmuş olduğu güvenli bölgeye yönelik olarak Brett McGurk ve ekibinin kurgulamış olduğu terör örgütleri etrafta nasıl saldırılar yapmışlar. Hayatını kaybeden kişi sayısı 27. Hayatını kaybeden çocuk sayısı 4, yaralanan sivil sayısı 69. Bilgiler ORSAM tarafından derlenip gönderilmiştir. Çalışmayı yapan ekibe de ayrıca onların hakkını teslim, teslim etmek açısından teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz düşünce kuruluşlarımızın bu şekilde ortaya koymuş olduğu değerli çalışmalarını da ekrana getirmeye devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi dediğimiz bölgeye iki saldırı yani Afrin bölgesi olmak üzere Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi dediğimiz DAEŞ'a karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirmiş olduğu harekat bölgesine ki haritada mavi ile işaretli olan Azes, Elbap ve Cerablus üçgenidir. Toplamda 4 terör saldırısı, 7 sızma girişimi yapılmış. Barış Pınarı Harekat Bölgesi dediğimiz, buradaki yeşille gösterilen bölge, kamerada gösterirse. Toplam 3 terör saldırısı, 11 sızma girişimi yapılmış. Toplamda 14, 25, 27 saldırı e, bu bölgelere e, icra edilmiş. Toplamda da 27 sivil, 4 çocuk, toplam 31 Suriyeli vatandaş bu terör saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 71'dir. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 26, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde de 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Peki ben bu hikayeyi niye anlattım Turgay Güler? Bu hikaye şu. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yapılacak saldırılardı bunlar. Antep'te yapılacak saldırılardı. Elaziz'de yapılacak saldırılarda, Hatay-Reyhanlı'da yapılacak saldırılarda ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada bir emniyet kuşağı oluşturduğu için birileri Afrin'de ne işimiz var, Tel Abyad'da ne işimiz var, Rasulayn'da ne işimiz var diye meclisin kürsülerini inletirlerken Ben az sonra bir video izleteceğim size. İsterseniz şimdi izleteyim mi? Valla siz bilirsiniz. Bütünleşik gider. Bütünleşik gider. Bütünleşik gider. Çünkü bu söylediğiniz ne anlama geliyor? Ben şimdi tüm izleyicilerimize söyleyeceğim. Ee, o da şu. Ömer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele ediyorlar da ellerini mi tuttuk ee, dediği bir video var. Şimdi biz şunu hatırlıyoruz değil mi hep birlikte? Önce bir hatırlatalım Yusuf Alabar'da. Tabii tabii tabii. Afrin'e operasyon yaptığımızda Kemal Bey kıyameti kopardı değil mi? Oradan gelecek bir şehit cenazesinden siz sorumlusunuz dendi. İşte bu şehitler üzerinden siyasettir. Suriye'nin kuzeyine, kuzeyinde PKK terör örgütü, PKK YPG terör örgütüne yönelik her operasyonumuza CHP karşı çıktı. Çok net karşı çıktı. Mesela CHP'li Muharrem Erkek dedi ki, yahu sınırımıza başkası olacağına PYD, PYD olsun dedi. Yani bir terör tabii. devleti olsun tabii, dedi. Tabii. Başkası dedi ki... Bizi dinleyenler Google'lasın bu söylediklerimizi. Yok. Hemen e, Ömer arkadaşlara söyle. Muharrem Erkek'in o e, ifadelerini de bulsun. Başkaları dedi ki... Oradaki insanlar kaçıp Türkiye'ye gelmek tabii, zorunda tabii, 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 tabii. kalan... Kürdü, e, Türkmeni, Arabı onlar. Onlar olacağına diyor PKK olsun diyor. Bunu bir CHP'li söylüyor. Tabii, tabii. Afrine tebriyata yani zeytin dalı Fırat kalkanı barış, barış pınarı bunların hepsine karşı çıktılar ve Kemal Kılıçdaroğlu biz televizyon ekranlarında biz PYD'yi terör örgütü olarak görmeyiz dediğini kulaklarımızda duydu. duyduk gözlerimizde gördük. Bize kim saldıracak? PYD mi bize saldıracak dediğinde duydun YPG değil mi? YPG mi bize saldıracak? Duydun değil mi? Duyduk tabii ki hep birlikte duyduk. Şimdi Afrin'de ne işimiz var dendiğini duyduk. Ne olur? Allah aşkına. Benim CHP'ye kurumsal olarak bir düşmanlığım, garezim yok. Ama bugünkü CHP yönetimi bu ülkeye ben söylemiyorum. Deve dişi gibi CHP'liler söylüyor, ihanet ediyor diyor. FETÖ ile iş tutuyor diyor, PKK ile iş tutuyor diyor. CHP işgal altında diyor. Muharrem İnce diyor, Yılmaz Ateş diyor, Mehmet Sevigen diyor, daha sayabilirim bir sürü tabii, Tabii tabii tabii. Şimdi size adına ikircikli bile diyemeyeceğimiz başka bir ifade kullanmamız gereken dün ve bugüne ait Kılıçdaroğlu'nun sözlerini getireceğim. Tamam. İzleyelim bir. Şimdi bir kez daha izleteceğim Ömer bu videoyu. Ne olur? bizi dinleyenler iki video arasındaki farkı bir kere daha izlesinler. Birinde birinde oraya hangi sayıkla gidiyoruz? Afrin'e nasıl gidersiniz? Telabiyata nasıl gidersiniz diyen Kemal Kılıçdaroğlu alttaki videoda ise siz yurt dışında terörle mücadele kapsamında mücadele etmek istediğinizde biz mi size hayır diyen Kılıçdaroğlu? Bir şey daha var. Daha 50 Müca tane video var. Hayır, mücadele etmek istediğinizde derken etmiyorsunuz da diyor. Tabii, mefhumu. Tabii. Yani, bravo yani, bu nasıl bir ifade? İşte biraz önce benim söylediğim şey o. Yani Başlarıyla terörle mücadele etmiyorsunuz. İnlerinden etmiyorsunuz diyor. dışarı çıkamıyorlar. Perişan olmuşlar, ağlıyorlar, teslim oluyorlar. PKK terör örgütünden bahsediyorum. Kafalarını çıkaramıyorlar. Biz vuruyoruz sesi batıda merkezlerinden geliyor. Geliyor. Etek giyiyorlar. Olmadı alüminyum folyoya sarılıyorlar. Olmadı şehirde dolaşıyorlar. dolaşıyorlar. Televizyon kapanmaz. Eyvallah. <laughs> bir daha verelim. Şimdi birinci video geçmişteki o Barış Pınarı, Zeytin Dalı, şu bu harekatları zamanındaki video. Orada şunu söylüyor. Biz askerimizi seviyoruz, biz polisimizi seviyoruz, biz güvenlik görevlilerimizi seviyoruz. Bağla gitmesinler. şimdi. Gitmesinler onlar, gitmesin. Bağla şimdi. Bugün de militan mı oldu bunlar? Ya, Hı? seviyordun. Seviyordun gitme gitmediği için, daha henüz gitmediği için seviyordun. Seviyordun. Gidince, Gidince AK militan Parti'nin oldu. militanı oldu, uzman erbaşlar veya subaylar. PKK HDP ne diyordu? Sarayın polisi, sarayın askeri tabii, tabii, Sarayın tam. savaşı diyordu. Aynı değil mi şey. Buna? Sarayın savaşı diyordu. Selahattin da. Demirtaş sarayın savaşı diyordu ve sen de militanı diyorsun. Sen de militanı diyorsun ve onu savunuyorsun. Yahu benim benim derdim memleket derdi. Yusuf Alabardan'ı da derdim memleket derdi. Mesela CHP meselesi değil. Mesela memleket meselesi. Bir küçük molaya gideceğiz. Tamam. Aynı yani, hızda devam edeceğiz. Aynı hızda devam, devam edeceğiz. Ee, Bugün yazdığım bir konu var Yusuf Alabar'da. Onun da videolarını yayınlayacağım. Eyvallah. Sakın bir yere ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. PYD, YPG bir terör örgütüdür. Hatırlar mısınız ne diyordu Figen Yüksekdağ? Yani HDP'nin eş genel başkanı bir sırtımızı PYD'ye dayadık. Bir sırtımızı YPG'ye dayadık. Bir sırtımızı PKK'ya dayadık. Şimdi PYD'nin, YPG'nin bir terör örgütü olduğunu mu ispat etmeye çalışacağız? Bu, bu rezilliği mi yaşayacağız? Yusuf Alabar'da? Yaşamayacağız. Bunu mu? Yani Tabii ki yaşamayacağız. PYD bir terör örgütüdür. Bakın arkadaşlar. Onlar bu ajandayı bu milletin sofrasına, ekranına taşımak istiyorlar. 10 günden bu yana işte biraz önce de dediğim gibi anlamsız bir şekilde bunu konuşmak onların ekmeğine yağ sürüyor. Şimdi, Bunu tartışmayacağız biz Turgay Güler. Şimdi, biz, biz net bir şekilde terörle mücadelede verilen mücadeleyi anlatacağız ve geldiğimiz noktanın altını çizeceğiz. Ben HDP'li milletvekillerine, HDP'li belediye başkanlarına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Neden? Teröre destek verdikleri için, terörü övdükleri için görevlerinden alınıyorlar, yargılanıyorlar. Şimdi çıkıp desek ya bir tek biz mi terörü övdük, destekledik? Komutan Hasan'a komutan Hasan'a selam olsun diyenler, He. sakine cansıza selam olsun diyenler. Bunlara niye ilişmiyorsunuz? Bravo. Dese ne deriz? Çifte standart var deseler ne deriz? Şimdi Muharrem Erkek, CHP'li milletvekili. Biz öyle laf olsun diye konuşmuyoruz. O videoyu hazırlattım. İzleyelim mi? Ne diyor? Olur olur. Tabii ki. Süper olur. CHP'li Muharrem Erkek diyor ki bizim için sınırımızda PYD'nin olması PYD terör örgütünün olmasının hiçbir sakıncası yok diyor. Yani Hatta bizim iktidarımızda diyor. Başkası olacağını. Tabi. Kim o başkası biliyor musunuz Surgay Söyledim mi? Mütedeyyin Suriyeli. Suriyeli. Diyor ki bizim için siz kimsiniz? CHP. Yani biz iktidara geldiğimizde Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına tabii, tabii. itirazımız olmaz. Tabii. Barış ve kardeş yok ya. O ne biliyor musunuz Turgay Güler? Bu aleni tabii. terörü övme değil mi? Tesadüf eserde yapılmış bir konuşma değil bu. Niye biliyor musunuz? Şimdi onunla ilgili biraz şey yapalım. Açalım isterseniz konuyu. Aslında e, 2010 yılından bu yana yaşadığımız bir kuşatma var. Bu kuşatma ama ete kemiğe özellikle Obama döneminin e, 2014-2015'li yıllardan itibaren hatta 13 13'le de ele alabiliriz bunu. DAEŞ'in art, adeta artık sınırlarımızın dibinde e, PKK'nın amacına hizmet edecek şekilde aktivizminin artması, terör eylemlerinin artması ve bunu bir vesile olarak kullanan PKK'nın da adeta özgürleştirici bir sözde güçmüş gibi gelip o bölgeleri DAEŞ'ten temizlemesi gibi bir tiyatroya sahne oldu bu bölge. Şimdi bu Turgay Güler çok net bir tampon bölge jeopolitiğidir. Ne demek tampon bölge jeopolitiği? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti soğuk savaş dönemi boyunca istisnasız bir şekilde bir tampon ülkeydi. Kimle kimin arasında? Akdeniz ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında... ...Avrupa'nın e, Güneydoğu kanadının başladığı yer ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında... Hatta kanat ülke teorisi de buradan çıktı. Flank country dedikleri bir ülke konumundaydı. Soğuk savaş bittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tampon devlet olma özelliği... ...özellikle 2000'li yıllardan sonra ortaya koyulan bir siyasetin tezahürüyle Türkiye'nin kuşatılmasına ihtiyaç duyuldu ve bir zamanlar tampon bölge olarak nitelendirilen tampon ülke olarak Sovyetlere karşı nitelendirilen Türkiye Cumhuriyeti devletini tampon bölge jeopoliti ile çevreleme siyaseti başladı. Bu 2015 2016 17 18 19 20 en nihayetinde 21 yılında 2021 yılında artık ete kemiğe büründü. Çok bariz bir şekilde ortadadır ki bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti İran kuzeyinden Suriye'nin kuzeyinden Mavi Vatan coğrafyasından Balkanlar üzerinden Ve Karadeniz'den bir şekilde Tampon bölge jeopolitiği kapsamında Sarılmak ve kuşatılmak isteniyor Ve Türkiye'de Bu tampon bölge jeopolitiği kapsamında Kendisini kuzeyden güneyden Doğudan batıdan bir şekilde Sarmalaya maya çalışan Siyasete yönelik olarak Çok net tepkiler veriyor Şimdi siz bana şurada şunu sorabilirsiniz Biz sıkıştık mı? Soracağım onu zaten. Sorun şimdi bana. Ne oluyor? Esnafımız kuşatılıyor mu? Bizi boğdular mı? Boğuyorlar mı? Yani çok zor durumda mıyız? Ne, ne haldeyiz? Amerika'dan da bir açıklama var. Şu an geldi evet. Onu da söyleyeceğim. Sıkıştık mı biz? Şimdi Turgay Güler eğer siz size çizilmiş olunan alanda oyununuzu oynamaya rıza göstermiş olsaydınız siz Amerika Birleşik Devletleri'nin mekkare takımındaki katırlar gibi deh dediğinde giden, çüş dediğinde oturan bir ülke olmayı içinize sindirebilmiş olsaydınız. PYD'nin sınırınızda bir terör devleti kurmasına... kurmasına sessiz kalsaydınız, PYD bizim için evladır deseydiniz, Antalya Limanı'na hapsedildiğinde ne işimiz var bir bakraç bile doğalgaz bulmadığımız coğrafyalarda dendiğinde hevallah deseydiniz. Libya'da Trablusgarp hükümeti Halife Hafter ve ona destek veren eşkıya çetesi tarafından ortaya kaldırılmaya çalışıldığında Fizan'ın çöllerinde bizim ne işimiz var deseydiniz. PKK'ya teşekkür etmeliyiz deseydiniz. Deseydiniz. Katar'da ne işimiz var Katar'da orada duruyoruz deseydiniz. Milli savunma sanayi ile ilgili hamleler ortaya koymasaydınız. Azam i̇malatçı ve... Silah göndermeseydik, imalatçı ve montajlı bir şekilde sanayinizi devam ettirseydiniz, FETÖ gelip bütün unsurlarıyla bu ülkeyi eninden boyuna her şekilde ele geçirmiş olsaydı. Patriotları vermediklerinde S-400 almasaydınız. Hayır Patriot diye hiç derdiniz olmasaydı. Evet, Çünkü evet. 1900... YPG mi bize saldırdı? 1900... PYD mi bize saldırdı? İkinci Dünya Harbi'nde kullanılmaya başlanıyor çok yoğun bir şekilde özellikle bu füze sistemleri Almanya'nın kullanmış olduğu. O günden bu yana aslında bir hava savunma sistemi ile ilgili bir derdi var ülkelerin. Biz bunu ilk önce 1990'lı yılların hemen başındaki Birinci Körfez Harpinde hissettik. 1990 2010 2017. Yani 27 yıl boyunca sizin hava savunma sistemiyle ilgili bir sıkıntınız olmuş ama hiçbir şekilde çözememişsiniz. Çözememe sebebiniz sadece size satmamaları değil, bu konularla ilgili siyasi iradenin eline taşın altına sokacak mecali olmamış. Neden mecali olmamış? E 1990'lı yılların tarihine bakalım mı? Eşref Bitlis daha geçen ölüm yıldır mıydı? Kendisini rahmetle anıyoruz. Ve bunun yanında birçok faili meçhul cinayetler Bahtiyar Aydın'dan Uğur Mumcu'ya, Bahriye Üçok'tan Çetin Emeçler'e kadar Bingöl'de ...yolu kesilip de 33. katledilen 33 evladımızdan Sivas'ta yakılan masum ve mazlumlara... ...oradan başbağlarda köyünde oturmaktan gayri hiçbir günahı olmayan masum ve mazlumlara kadar... ...bu coğrafyanın içerisine ateşe veren bir 90'lı yıllar fenomeni geçirdik biz. Ve şimdi ne diyorlar biliyor musunuz Turgay Güler? İsrail ile ilişkileri iyi tutmalıyız. Bak 90'lı yıllarda... İsrail ile ilişkilerimiz iyiyken İsrail bize terörle mücadelede her türden desteği veriyordu. Vallahi de billahi de televizyon ekranlarında ünvanı boyundan büyük adamlar tutuyor bunu söylüyor. Yahu kardeşim senin İsrail ile ilişkilerinin en iyi olduğu dönemde burada numaralarını verdim. Terörle mücadelede vermiş olduğumuz şehit sayılarıyla birlikte. isterse Ömer getirsin ekrana. İsrail'le ilişkilerimizin iyi olduğu dönem içerisinde terörle vermiş olduğumuz mücadelede İsrail'in bizi desteklediğine inananlara inananlara rakamlarla göstereyim. Ömer o rakamı getirebilirsin tabloya. Kavramların içini o kadar boşaltıyorlar ki öylesine boşaltıyorlar ki az sonra kuracağım cümleyi kurmamak yani kurmaktan imtina ettim programın başından bu yana. Yahut günlerce bu meseleleri konuşurken biraz sonra kuracağım cümleyi Kurmamak için kıvrandım durdum. Kıvranma çünkü, bence de gitsin. Söyleyeceğim çünkü kavramların içini boşalttılar, kavramları değersiz hale getirdiler. Hakikati şimdi siz bir şey anlatıyorsunuz, bir hakikat ortaya koyuyorsunuz, tek bir cümle söylüyor ve diyor ki bunu da mı dış güçlere bağladınız? Tamam bitirdi. Onu da diyemezse ne diyor biliyor musun? Ee, ama diyor işte diyor Adalet ve Kalkınma Partisi de diyor işte 1999 yılında onun genel başkanlığını yapan kişi işte belediye başkanı iken şöyle demişti falan. Bir kronoloji hastalığı, hastalığı. kronoloji kanseri. Kanser. Şimdi kuzey Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devleti, birilerinin de zannettiği Kürt devleti ikisi de değil aslında. Değil tabii ki. Bunlar aparat. Büyük İsrail projesi. Şimdi Tabii. büyük İsrail projesi dediğiniz anda birileri hemen böyle yapıyor. Get bakın geçiyor. bu tampon bölge jeopolitiği var ya Turgay Güler. He. Bu tampon bölge jeopolitiği bu kanallarda tekrar tekrar söylüyorum. Siyonizmin ikinci büyük projesidir. Bütün mesele bu. Bitti bu kadar. Bakın ekrana verelim bu tabloyu. Bugün İsrail ile ilişkileri 90'lı yıllarda ballandıra ballandıra anlatanlar var ya bakın şimdi rakam veriyorum. 1994 vermiş olduğumuz şehit sayısı 1084 yaralı gazi sayımız 2584 1995 683 şehit 1415 gazi 1996 603 şehit 1.376 gazi gelelim 2020 ya, yılına bir Turgay Güler 2020 Aynen. yılını sen okur musun ok okuyacağım ama şunu da okuyalım Yine 1984 yılında 906 vatandaşımız Tabi ölmüş, Tabii tabii. 1300 e, sivil yaralanmış. Gelelim 2020'ye 2020 okur musun Güler? 2020'de güvenlik görevlisi şehit sadece 12. Ya bir tanesi bile bizim için e, tırnağa değerli. Ederim. Bu evet. rakamları küçümseyerek evet. söylemiyoruz. Bir Buradan bile bize hücum edebileceklerini edebilirim. bilmemize tabii, rağmen abi. söylüyoruz Bir buna. tanesi bile tırnağa bile dediğiniz gibi 12 Tabloyu yorumlamayalım mı yani? 12. Yaralı... Gazi sayımız 62, 62, şehit sayımız 12. İşte Turgay Güler. İsrail ile ilgili 1990'ları adeta eski güzel günler diye tasvir edenlerin ezberlemesi gereken tablo bu Ben şunu söylemiyorum. İsrail bölgede bir devlettir. Ve İsrail ile iki ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti zaten tanıdığı bir devlettir şartlar eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları doğrultusunda tezahür edecekse, gelişecekse elbette İsrail ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hükümet eden hangi hükümet olursa olsun aldığı kararı biz destekleriz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok bizim. Biz şunu söylemek istiyoruz. Rakamlar ortadayken, hakikat ortadayken 28 Şubat sürecine giden yolda İsrail bu ülkede Konya Ovası'nı stratejik derinlik yapıp hava kuvvetlerini eğitirken 1600 tane şehit veriyorduk yılda. Neyi iyiymiş? Bir şey daha söyleyeceğim size. Biz İsrail ile birlikte bir İMİ projesi, İsrail Military Industries'in bir M60 projesini yaptık Turgay Güler. Nerede gerçekleştirildi bu proje? Kayseri'deki tank paleti fabrikasında tıpkı Arifiye'de olduğu gibi Kayseri'de de bir eskilerin tabiriyle ağır bakım aslında gerçek ismiyle ana bakımın yapıldığı ana bakım tamir fabrikasında. Ve burada sayısını söylemeyeyim güvenlik gerekçesiyle açık kaynaklarda bol miktarda var ama bizden bilmesinler. Burada M60 tanklarının modernizasyonu projesi kapsamında İsrail'in İMİ firması fabrikanın içerisine ofis açtı. Ve M60T tanklarını burada modernizasyonu yapıldı. Böylece batmaktan kurtuldu. Kurtuldu. Siz bir tane bugün Katarlı firmadan dolayı tank palet fabrikasını sattınız, orduyu da sattınız diyenlerin 1997'nin 28 Şubat'ında verilmiş yağlı bağlı ihalelerle Kayseri'deki tank paleti fabrikasında İsraillerin ofis açtığını, fabrikanın içini yönettikleri ve bununla ilgili olarak da fabrikayı İsraillilere sattınız diye bir kelam duydunuz mu? Duymaz. Duymazsınız. Daha söyleyeyim mi? Söyleyin. Ee, merhum Erbakan'ı buna icbar ettiler. Şöyle dediler ki yani terör saldırılarında şurada burada sıkıntı yaşanırsa ve siz de buna karşı çıkarsanız bilgi asimetrisi tabi bunun hesabını tabii. veremezsiniz. Tabi tabi bilgi asimetrisi yani Sayın Başbakan'a o gün ta o tarihte ne getirildiyse onu gördü işte o yüzden aslında 2021'in Şubat ayını yaşıyoruz değil mi? Sivil siyaset askerle alan arasındaki ilişkide bilgi asimetrisini de ortadan kaldırmakla mükelleftir. Askerden de dinlemelidir. Aynı bilgiyi farklı kanallardan da dinleyerek bir karar vermelidir. Bu bütün dünyada geçerlidir. Şimdi dönelim. Ben şey sıkıştık mı sorusuna gelecektim. Evet. Onu bir tamamlayayım. Tabii. Ki. Şimdi bütün bunlar olurken iktidar bütün bu olanlara 1990'ların <laughs> Türkiye'sindeki gibi bir reaksiyon gösterse. Vallahi var ya Obama yönetimi de, Trump yönetimi de, Biden yönetimi de. Erdoğan'ın Washington DC'ye heykelini dikerler. Heykelini. Nobel ödülü verir. Tamam mı? Yani. heykelini dikerler. Ya da tam tersinden bakalım. Bu siyasete Sayın Erdoğan bu şekilde davranırken Kılıçdaroğlu dese ki Afrin'e girelim, Zeytin Dalı harekatını yapalım. Bir tampon bölge jeopolitiği kapsamında Türkiye kuşatılmak isteniyor. Derhal gerekli tedbirleri yapalım. Barış Pınarı harekat bölgesini ortaya koyalım terörle aramızdaki geçişkenliği azaltmak maksadıyla bu bölgelerde tampon bölge oluşturalım. Onlar tampon değil biz tampon bölgeyi oluşturalım desin. Kemal Kılıçdaroğlu'na da bugün Sayın Erdoğan'a yönelik olarak yapılanların aynısı yapılırdı. Dolayısıyla biz bu programlarda kişi üzerinden bir izahat yapmıyoruz. Vakalar, olgular üzerinden bir siyaset gelişiminin analizini yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla sıkıştık mı? Hayır. Peki o zaman bunları niye yaşıyoruz? Çünkü her şeyin idrakına vardık. Bir idrak olmaktan daha kötü, idraksız bir şekilde olaylara derenin önümüzden akıp geçişi gibi bakarsanız hiç sıkışmazsınız. Şimdi Amerika bunu açık kaynaklardan görebilirsiniz. Yani biz burada üfürüyor falan değiliz. Amerikalı yetkililerin açıklamasına bir bakın. Şu son dakika açıklamasında bir söyleyeyim. Ona da geleceğiz. Tamam. Şimdi PKK'yı bir müttefik olarak gördüler. Doğru mu? Doğru. 50 bin tır dolusu silah verdiler. Doğru mu? Doğru. Beyaz Saray'da ağırladılar. Doğru mu? Doğru. Birleşmiş Milletler'de ağırladılar. Doğru mu? Doğru. 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 PYD'yi bir terör örgütü olarak görmüyorlar. Doğru mu? Doğru. PYD'ye yine silah veriyorlar. Doğru mu? Doğru. PD bir Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Doğru mu? Doğru. Buna itiraz eden Türkiye'ye, Erdoğan'a da düşmanlık besliyorlar. Doğru mu? Doğru. Bunun için 15 Temmuz'u yaptılar. Doğru mu? Doğru. En sebeplerden Hatta biri. Hatta 15 Temmuz gecesi Sayın Erdoğan Marmaris'ten kaçtığında ilk önce ne dediler? Yurt dışına kaçıyor. Yurt dışına. Sonra da dediler ki ya vuramamışsınız. Uçak izlerini yayınlayalım. Aha da buradan gidiyor. Uçak izini verdiler. Strafor verdi. Evet. Adını da verelim. CIA'nin alt koruluşu evet. Strafor. Sayın Erdoğan'ın Marmaris'ten tayyaresi kalktığında İstanbul Havalimanı'na gelirken uçak izini verdi. 15 Temmuz'da hangi liderin canına kastettiler? Belli yani bunu söylemeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii. Peki 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Kemal Kılıçdaroğlu dışarıda Havalimanını kesmiş tankların arasından onların izni ve e, müsaadesiyle aynı şey e, oranın açılarak tankların geri çekilerek geçişi sağlandı mı? Sağlandı. Kemal Bey? Saat 3.30'a kadar yanılmıyorsam çıt çıkmadı. Çıt çıkmadı. Ben bu konu açılmışken bir girizgah girdi gir yapayım mı? Tabii bir yere bağlayacağım. Buyur. Bağlayın tamam. tamam. Sen böyle Şimdi iki numaralı yansıyı getirin. Şimdi evet. biz 15 Temmuz gecesinde bu söylediklerini yaşadık. Bütün Yaşar. millet biliyor ki evet. 15 Temmuz'da bu millet tankların altında şehadet şerbeti içerken, 15 Temmuz gecesi bu millet sokaklarında, caddelerinde bu ülkenin direnip mücadelesini verirken, Edirne Belediye Başkanı ne dedi? Kadeh kaldırdı. Darbeyi, biz bu güzel evet. günleri 36, 36 yıl önce görmüştük. Yıl önce, 36 yıl önce. O zaman uykudaydık, bilmiyorduk. Şimdi görüyoruz ki... ...dışarıdalar... ...o zaman biz de bunu kutlayalım dedi değil mi? Şimdi... Cumhuriyet Halk Partisi'nden Engin Özkoç... ...bir tweet attı. 20 Şubat'ta... ...üç gün önce yani. Tweetinde şunu söylüyor. Bugün kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'in doğum günü... ...vatan sana minnettardır yiğidim. Vallahi minnettardır. Evet. Yattığın yer nur olsun. Amin. Engin Özkoç keşke bunu 15 Temmuz gecesinden 16 Temmuz'da da yazabilmiş ol. Bunu niye getiriyorum? Bunu şunun için getiriyorum. Kimsenin niyetini sorgulamam. Niyet sorgulayıcılığı bize de yakışmaz. Engin Özkoç'un bunu halisane duygularla mı yazdığı, usuleten mi yazdığı, Muharrem ince etkisinden dolayı mı yazdığını bilemem. Bununla ilgili kritik de yapmam. Ama şunu söyleyeceğim. Ömer Halis Demir'e minnettar olan parti Gerçekten Ömer Halis Demire minnettar olsaydı 15 Temmuz gecesi hainler için bardak kaldırıp Tabii. biz en son bunu 36 yıl önce görmüştük ama uykudaydık. Şimdi ise görüyoruz. O zaman şerefine diyelim, kutlayalım diyen adamı 2019'da Edirne'ye tekrar belediye başkanı adayı yapmazdı. Hem 15 Temmuz gecesi Genel Başkanın ...saat üç buçuğa kadar belediye başkanının evinde çıt çıkmayacak şekilde... ...ayağında pompon terlikleri indirilmiş pancurlu evde... ...güvenli limanında oturacak çıtı çıkmayacak... ...Ömer Halis Demir siz orada çıtınızı çıkartmazken... ...o AK Parti'nin militanı dediğiniz assubayların içerisindedir... ...Ömer Halis Demir de devletin çünkü şerefli bir asubayıdır. ...şehadet şerbetini içerken bütün gıkınız çıkmadınız... Gibi. ...tabii bütün as gibi... ...şehadet şerbetini içerken gıkınız çıkmayacak... ...ama 20 Şubat'ta... ...Ömer Halis Demir'in doğum gününü kutlayacaksınız... Evet. ...biz bunları söyleyeceğiz... ...şimdi... ...CHP'den her gün... ...istifalar var... ...2020 yılında yaklaşık... ...100 bin istifa olmuş... ...bakın bir kez daha altını çiziyorum derdimiz konumuz CHP değil. Anlayacaksınız söylemek istediğimi. Bugün de daha diyorum Adapazarı Sakarya'da 120 kişi istifa etti. Gerekçe şu. PKK ile olan, HDP ile olan ilişki ve irtibat. Bak açık söylüyorum PKK ve HDP ile diyorum. Bak net söylüyorum. HDP ile ama PKK'yı niye karıştırıyorsun demesin kimse. Ben demiyorum. İstifa edenlerin bizzatı kendisi söylüyor. Muharrem İnce'ken yani Cumhurbaşkanı adayı, Tabii. adayları Muharrem İnce söylüyor. söylüyor. Şimdi hal böyle olunca gerçekten CHP için, CHP yönetimi için e, yani sokakta siyaset yapamıyorlar artık. Vatandaş dikiliyor karşılarına ve PKK'ya, HDP'ye niye destek veriyorsunuz diye soruyor. Atatürk'ün partisi bunu nasıl yapar, Cumhuriyeti kuran parti bunu nasıl yapar diye hesap soruyor yakalarına yapışıp sıkıştıkları için manevra çekiyorlar. Bu çektikleri manevradan birisini ekrana getireceğim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Bursa'lı dernek başkanlarıyla zannediyorum. Bir e, internet üzerinden bir toplantısı var. O toplantıda diyor ki, işte CHP'ye PKK'lı diyorlar. Değil. Çünkü çünkü PKK Türkiye'de PKK'nın Türkiye'de saldırdı. Tek lider benim diyor. Neyi kastediyor? Arkadaşlar bu videoyu yayınlasınlar. Sonra da o esnada da Artvin Şavşat'taki o saldırı ilişkin görüntüler var. Onları da desef olarak isteyeceğim birazdan. Kılıçdaroğlu'nun o konuşması. Şimdi Kemal Bey diyor ki bu millet unutuyor diyor. Hayır, bu millet unutmuyor ki. Kemal Bey unutuyor. <laughs> Neyi unutuyor? Müsaadeniz var mı? Eyvallah dinleyeceğim ben. Bugün yazdım konuyu. <laughs> Kemal Bey diyor ki PKK'nın saldırdığı tek lider benim diyor. Canıma kastettiler diyor. Canımızı zor kurtardık diyor. Orada bir er şehit oldu diyor. Evet, orada bir er şehit oldu. Niye şehit oldu biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı olarak ...düşündüğü için çık, çıktılar ve... Göğüslerini siper ettiler. Göğüslerini siper ettiler. PKK ile... ...çatıştılar. Bir er şehit oldu. Yanılmıyorsam üç er de... E, ...yaralandı. Ve... ...o erin annesinin... ...gözlerinin içine bakabilir mi... ...Kemal Kılıçdaroğlu? Neden bunu söylediğinizde de açın. Eren Bülbül'ün annesinin gözlerinin içine bakabilir mi? Kim o Kemal şehit olan... ...uzman erbaş... Bugün militan dediğiniz kişiler. Evet. Ve sen o şehit olan Ere ve arkadaşlarına militan diyorsun bugün. Hakaret bir şey söyleye söyleyebilir miyim? Şimdi şunu bitireyim. Tamam. O saldırıda Kemal Bey hedef alınmadı, alınmasın da Kimse hedef alınmasın. Kemal Bey'in tırnağına zarar gelmesin. Saldırı kimden kime karşı gelirse hepsinin karşısındayız. Böyle bir dünya yok. Yani bu, bu başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kemal Bey diyor ki biz PKK ile ilişkimiz yok. Zaten PKK da beni öldürmeye çalıştı diyor. Hayır öyle bir şey yok. Tam tersi. PKK o gün, açıklama gün, yaptı o gün. O gün PKK bir açıklama yaptı. Ve şimdi o açıklamayı okuyorum size. Artvin Şavşat yolunda bir askeri konvoyun geçeceği bilgisinin alınması üzerine... ...bu konvoyun önünde bulunan jöhlere ait... ...bir cemse aracı imha etmek üzere hedeflenmiş ve etkili bir biçimde vurulmuştur. Bunu PKK söylüyor saldırının ardından. Eylemci gücün kesinlikle önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir konvoy olduğu yönünde... ...herhangi bir bilgisi yoktur. Eylem esnasında askeri aracın arkasında sivil bir konvoyun olduğu fark edilmiş... Ve zaten Kılıçdaroğlu'nun bindiği araç güçlerimizin atış mesafesine girmesine rağmen herhangi bir atış yapılmamıştır. Burada CHP ve Kılıçdaroğlu kesinlikle herhangi bir biçimde hedeflenmemiştir. Ne genelde gerillalarımız ne de yerel gücümüzün böyle bir planı söz konusu değildir. Ya Turgay Güler bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bunu delil olarak ortaya koydun. Bula, bula bunu bulup bunu delil olarak ortaya koyuyorsun. Ama bu delil değil. Çünkü PKK'nın açıklaması var. Özür diler gibi bizim haberimiz yok da haberimiz olsa rahatını bozmazdık Kemal Bey'in açıklaması yapıyorlar. Peki olmayan bir şeyi CHP'nin PKK ile HDP ile bir ilişkisinin olmadığını ispat için kullanan Kemal Kılıçdaroğlu keşke şu soruya cevap verse. Kandil elebaşlarından Bese Hozat'ın yerel seçimler öncesinde çıkıp İstanbul'da İmamoğlu'nu Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekliyoruz açıklamasını ne diyecek? Az önce yayınladığımız... Ya da öyle dendiğinde defol git Allah'ın belası dedin mi sen? Evet. Az önce... Ben bu stüdyoda Ekrem İmamoğlu'na sordum o soruyu. PKK'nın reklamını yapmayın burada dedi bana. İşte aynısı. Selahattin Demirtaş'ı sordum. Onun konusuyla ilgili bilgim yok dedi. Ama seçimden sonra Selahattin Demirtaş... Ben siyasetini tasvip ediyorum, ediyorum, beğeniyorum dedi. dedi. Diyarbakır'a kadar da gitti. o gün burada 1 milyon kişiyle, bunu sonradan anladı herkes ama işten geçmiş oldu. Bugün çıkarsam programa bugün yine aynı soruları sorarım. Sorulması gereken sorular onlardı çünkü. Evet. Bugün soruyorlar insanlar o soruları. Ben bu meseleyi ta en başında fark edip sordum. En başında bir milyon kişiyle, trolle şunla, şununla bununla, FETÖ'cülerle, PKK'lılarla. Operasyonu çektiler o gün. Derdim değil. Ama bugün gelse sizin oturduğunuz yere otursa yine aynı soruları soracağım. Evet. O yine cevap veremeyecek. Neyse. Şimdi Bese Uzatma ödüyor. Kandil'in diğer elebaşları biz Millet ittifakını destekliyoruz. Demokratik Biraz önce gösterdiğimiz elebaşı da iki, iki günlük. Az önce de İki günlük yayın. Peki bunlar ne anlama geliyor? Bunlar apaçık deliller. Peki sınırımızda PYD olsun ne anlama geliyor? YPG mi bize saldıracak? YPG mi anlama? bize saldıracak? Ne Afrin'de ne işimiz var mı? Ne, anlama, Bunlar ne geliyor? anlama geliyor? Ben bir şey söyleyebilir miyim bu Buyurun. konuda ilgili? Bıraktığınız yerden. Şimdi bakın Turgay Güler, <laughs> bu ülkenin ana muhalefet partisi liderinin PKK ile bir ilişkisinin olduğunu ya da olmadığını, PKK'nın saldırıları üzerinden izah etmek yüreğime ağır geliyor. Yemin ederim. Tabii. Çık desene PKK'nın Allah belasını ha. versin. La, a, yani bu, yani, ya bu yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın sen. Sana PKK'lı diyecek adamın anlını karışlarsın. Evet. Karışlamalısın. 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 Orada 13 evladımız şehit olduğunda 60 olduğun Twitter'da ki mesajda PKK ismi geçmiyorsa bunu PKK'nın reklamını mı yapayım diyorsan şayet Ondan sonra Bursa'daki konuşmada yarım saat PKK üzerinden konuşma yapmamalısın. Yapmamaz. Terör Anlatabiliyor bileyim. muyum? Yani Allah bize demek ki bu günleri de gösterecekti ki bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının PKK'yı PKK'lı olup olmadığını ona sempati duyup duymadığını PKK'nın saldırısı üzerinden izah ettiği Günleri evet. de gösterecekmiş bize. şimdi Bak bu ülkeye de yük, bu yüreğimize de yük, sisteme de yük. Son bir cümle söyleyip size devredeyim, olur mu? Şimdi neden peki sürekli bunu konuşuyoruz? Bazen soruyorlar. Ya işte konuşacak başka konumuz mu yok? Bak biz seninle Turgay Güler hemen hemen bir yıla yakındır program, program. yapıyoruz. Partilerin farklı ticaret siyasetleri, farklı ekonomi görüşleri, farklı Sağlık Bakanlığı siyasetleri. Yani sağlıkla ilgili vizyonları. Farklı tarım politikaları olur. O onu bununla eleştirir. Gübreyi bedava yapacağım der. Öbürkü bu kadar teşvik verdim der. Mazot der şunlar der. Bunlar konuşulur. Bizim bunlar işimizdir. konuşulur. Ve bunlar konuşulmasından daha doğal bir şey de yok. Uzmanları da bunlara cevap verir. Yani ben bir tarım politikası uzmanı değiliz. Yani tutup da bunu konuşacak halim yok. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz klasik bir muhalefet eleştirisi değil. Biz tutup da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım politikasını, iktisat politikasını, işte yerel yönetimlerle ilgili hususlarındaki... ...onu bunu şunu tutup da saatlerce burada gündem etmiyoruz. Ama bir konuyu gündem ediyoruz. Ülkenin beka, beka mücadelesiyle ilgili sorun var kardeşim. Bunu bu şekilde buradan başlamazsam üstten başlamış olduğum, alttan başlamış olduğum, yandan başlamış olduğum konular hedefe teksif olmuyor. Ceketin düğmesi yanlış iliklenmiş. Üçüncü güç... Tabii ki. Birinci CHP, ikinci İyi Parti, üçüncü HDP. Tabii üçüncü. ki. Ben demiyorum bunu. Ben desem sen desen Yusuf. Terör örgütünün elebaşısı diyor. Ee, tamam bizi tefe koysunlar. Terör örgütünün elebaşısı diyor. Tabii. Niye çıkıp demiyorsun? Allah senin belanı vermesin. Bak senin il başkanın DHKPC'li teröriste Hasan komutana selam olsun diyor. Ya sen bunu derdet, derdet bunu. Ondan sonra tutup da PKK bana Artvin'de saldırdı, saldırdığı tek adam benimle izah etmeye çalışma. Türkiye Ermeni soykırımı yaptı diyen bir İstanbul başkanı İstanbul var. il başkanın. Yani bunu konuşmayacak mıyız? Birlikte yol yürüdüğünüz partinin esen yurtta yapılmış olan baskındaki seçim bürosunda ele geçirilenlerle ilgili olarak sana sual edildiğinde gıkın çıkmıyor. Diyarbakır'da analarını bekleyen, evlatlarını bekleyen analar var. Ve Gara'da şehit edilen 13 yavrumuzun Yedisi. yedisinin anası orada duruyor. Bir kere senin edemedim. gerçekten gara gibi bir derdin. Şehit edilen evlatlarımızla ilgili bir derdin varsa varsa yahu gittiniz Diyarbakır'ı ziyaret ettiniz. Diyarbakır'ı ziyaret ettiğinizde HDP'li belediye başkanını ve makamında ziyaret ettiniz. Diyarbakır'lı analara "Anacığım, nedir senin derdin?" demediniz. Şimdi kim dolayısıyla bunu eleştiriyoruz? Yoksa bir muhalefet eleştirisi değil bu? Artvin Şavşat'ta şehit olan o erin ailesini Kemal Bey daha sonradan ziyaret etmiş, halinatını sormuş mudur merak ediyorum. Etmesi lazım. Etmiştir ona inanıyorum. Ona etmeli, inanmak istiyorum. Etmeli, ona, inanması... ona inanmak evet. istiyoruz yani. Şimdi gelelim çok önemli bir meseleye bu reklam meselesi var ya. Tane tane anlatmaya çalışacağım. Zor bir mesele ama. DAEŞ bir terör örgütüdür. Adi aşağılık alçak ve birileri tarafından kurgulanmış. Amerika tarafından kurgulanmış. Trump söylemiyor. Trump diyor. Trump Trump diyor. Evet, eyvallah. Anası e, Hillary, babası Obama'dır diyor, değil mi? Evet, aynen öyle. DAEŞ terör örgütü niye kurgulanmış? İşte bu tampon jeopolitiğini PKK aracılığıyla ele edebilmek için. Başka çok net. Başka? Başka İslam'la ilgili negatif algı oluşturabilmek evet. için, İslam, dünyada İslamofobiyi yeter. körüklemek evet. için, İslamla ilgili İslam ve terör kelimesini yan yana getirmek için, Müslümanlara yönelik bir olumsuz algı oluşturabilmek için, Müslümanları şeytanlaştırmak için Daş diye bir terör örgütü ihtas edildi. Doğru mudur? Doğru. Bu terör örgütünün PKK terör örgütünden zerre farkı yoktur. Benim için PKK neyse Daş de odur. Yusuf Alabarda için Daş neyse PKK da odur. Doğru mudur? Destek mi çıkacağımızı zannediyorlar. Doğrudur değil mi? Ya Türkiye Cumhuriyeti devledidir ki Cerablus'la Azes arasındaki hattı DAEŞ denilen pislik terör örgütünden temizleyen. Evet. Şimdi açalım. Eski sayfaları açalım. Eski sosyal medya paylaşımlarını açalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski açıklamalarını açalım. CHP'lerin eski açıklamalarını, eski kınamalarını açalım. Konu DH terör örgütü olduğunda kuruluş amacına hizmet etmek için midir bilinmez. Hiç reklamını yap yapıyoruz. Reklamını yapmayalım gibi bir çekince ortaya koymadan DEAŞ terör örgütünün bilmem ne saldırısını kınıyorum dedi. Doğru, doğru evet, bir söyle. Doğru, doğru, doğru. Ama kendilerinin mantığına göre o halde siz niye reklamını yaptınız? Evet. Ya. PKK'ya ismini almaktan niye imtina ediyorsunuz? Yani DEAŞ söz konusu olduğunda ismini zikrederekten her türlü telini kınamayı yapıyorsun. El hak yap. Yap. Ama PKK söz konusu olduğunda PKK ismi ağzınızdan çıkmayınca da bunu tutup da PKK reklamı diye izah etmeye çalışma çünkü zira zırva tevil götürmez. Bunu bunu bana yediremez. İşte o yok. Bu millet de. Yemez. Tabii tabii tabii. Bunu kendi parti üyelerinin de yemediği için istifa ediyor zaten. O bir zaman ne diyor? Söylüyorum. O zaman ne diyor? CHP, li... bak bir sürü tanıdığımız var. Senin var, benim var, ailemizden var, etrafımız var, arkadaşımız var, komşumuz var. Bu sözlerimizin hiçbiri kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz bilmem neyimiz var, var ya? CHP'li tabanına değil. C yani CHP tabanına bir söylem değil. O onlar da en az senin benim kadar rahatsızlar. Tabii ki. Onların da içi en az senin benim kadar kan ağlıyor. Ama onları bir şeye ikna etmişler. Başka bir düşmana. Ne o düşman biliyor musun? PKK terör örgütüyle amansız mücadele eden. Elebaşı'nın Erdoğan bizim Hepimizi öldürmek istiyor. PKK'da bir tane PKK'lı bırakmak istemiyor dediği o Erdoğan'a Erdoğan yönelik bir düşmanlık peydahlamışlar. Yalandan bir Tabii. düşmanlık. Ve gözlerini onlarla kör ediyorlar. Yahu Erdoğan'a oyunuzu vermeyin. Erdoğan'da da sevmeyin. Buna hiçbirimizin itirazı olamaz. Bizi de ilgilendirmez. Ne diyorlar biliyor musun Turgay Güler? Tam çok güzel bir noktaya getirdin lafı. Önümüzdeki seçimler Selahattin Demirtaş yazmış bunu. Önümüzdeki seçimler işte görüşler, ideolojiler, bilmem partiler neler arasında, değil. partiler arasında olmayacak. Dürüstlerle yamuklar arasında olacak. Mealen söylüyor. Yok, yok. İyilerle, kötüler, İyilerle arasında. kötüler arasında. Robin Hood çünkü cezaevinde yatan. Tabii. İyilik perisi. Yani Ya Yasin 13 Böl, Yasin 13, 13 asker 13 sivilimizi, 13 masum insanı öldürenler iyi insanlar efendime söyleyeyim. Yasin Börü'nün kafasını taşla ezenler ve sokağa çağıranlar iyi insanlar. insanlar 30 bin insanımızı öldürenler iyi insanlar. 50 kanlı terör örgütleri iyi insan. Aynen öyle. Gaziantep'te, Merasim Sokak'ta, Garda, Sur'da, İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Kayseri'de, Reyhanlı'da bir daha bomba patlattırmayacağım deyip gecesini gündüzüne katan İçişleri Bakanı... Ve onun kabinesinin başı Cumhurbaşkanı kötü insan. Kötü öyle olsun. mi? Tabi. Hey, bu terörle mücadele eden asker, militan, militan, polis, militan, militan. E, hakim, savcı, militan, Sakine cansız mali. kahraman. Ee. Öyle mi? Ya işte bak, bunu nasıl oyun, konuşmayacağım? O yüzden eleştirinizi yaparken bizi dinleyenler sabah kalkıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, akşam kalkıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisi getirmeyin bize. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin iktisat politikası, tarım politikası olur bunlar. O onu der bu bunu biz der. Biz bunları e, ben yarım asrı geçti benim Daha ötesini söyleyeyim. Söyleyelim. Söyleyin. Bir kez daha söyleyelim. S söylememiz gerekmiyor ama biz bu cumhuriyeti seviyoruz. Biz bu cumhuriyetin çocuklarıyız. Tabii ki biz bu cumhuriyeti Atatürk'ün banisi olduğu bu cumhuriyeti koruyup kollamakla mükellefiz. Tabii ki. İlelebet ayakta tutmakla Mecbur. O bayrağı bu cumhuriyet üzerinde, bu vatan üzerinde dalgalandırmakla mükellefiz. Gökten de zembille inmedik. Bizim ailemizin içerisinde ya ben kendimden örnek vereyim. Benim, Benim kız şey kardeşimin içeride. ailesi, çocukları Cumhuriyet Halk Olabilir. Partisi'ne oy veriyor. Selam olsun buradan kendin. Tamam mı? Yani biz gökten zembille inmedik. Cumhuriyet Halk Partisini gördüğümüzde de Tüyleri diken diken olan insanlar biz evet. aynı ortamı soluyoruz, aynı ailenin içindeyiz diyorum. Konumuz bu değil. Yusuf vardı. Konumuz Bilmezler. Cumhuriyet Halk Partisi dönüştürüldü. işgal edildi. Ben demiyorum. Bilmezler dedin onu sen şey yap. Benim. Mesela Deniz Baykal'la bir ilişkim vardı. Konuşuyorduk, görüşüyorduk, arıyorduk, arıyorduk. Tabii ki. Programlarını takip ediyorduk, oturuyorduk. Bir sürü CHP'li aynı şekilde. Yani... Az buz değil ha bir sürü CHP'liyle. Tabii ki. Onlarla arkadaşlarımız var her gün beraberiz yüz yüze bakıyoruz. Bakın ben deve dişi gibi yani genel başkanından başlayın da o partide bakanlık yapmış olanlarıyla vesaire oturup iyi bir muhabbet ediyorduk. Tabii. Şarkı türkü söylüyorduk. Hala ne deriz? Hala da söyleriz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ki. bunları bilmiyorlar. Zannediyorlar ki işte bize acayip bir ortamda duruyoruz. izola edilmiş, İzola edilmiş. Bunları böyle... düşman olarak algılıyoruz. Ya yok böyle bir şey. <laughs> Gidin sorun Deniz Bey. <laughs> ne diyorum? Selam ya. olsun bizim. 3 kardeş büyüdük bir orada. Diğerleri orada. Herkes orada. Yani bir sürü isim sayarım saymayayım onlar için sıkıntı ben, olur. Tabii. Bugün hala siyaset yapıları aktif bir şekilde. Bizim onlarla oturup muhabbet ettikten sonra tartıştığımız mevzu ideolojik mevzuda. Ya Turgay Güler. Şuna şöyle bakıyorsun yanlış bakıyorsun o diyor ki sen Belki böyle Belki inanmazlar programa çıkmadan önce Edremit'ten Mehmet abi aradık değil evet. mi? Evet. Mehmet Semerci selam evet. olsun. Mehmet abiye selam olsun buradan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevdalısıdır Mehmet evet. abi. Arıyoruz fikir soruyoruz dakika ya dur. Bu vatanın da sevdalısı Tabii ki, tabii ki. Hem vatanın de, sevdalısı aynı zamanda Hem de şek şüphesiz bu vatanın sevdalısı Arıyoruz fikir de soruyoruz abi. değil mi Mehmet abi nedir abi. durum şöyle midir Nedir zeytin piyasası nedir Edremit'te ne oluyor ne geliyor ne gidiyor Edremit'teki seçim otobüsünün üstünde Konuşanlar şimdi ameyat ne yapıyorlar ol, Ameliyat olacaktı oldu mu Olmuş. E, büyük geçmiş büyük olsun, geçmiş olsun. Yani, Dolayısıyla yani biz böyle steril Efendime söyleyeyim izole Steril demeyeyim izole bir ortamda Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partili biriyle yan yana gelmemiş bir insan olarak çıkmıyoruz kardeşim. Hepimizin ailesinde anamız, babamız, bacımız oy vereni var. Şey miyiz biz? Bunu şundan dolayı eleştiriyoruz. Ya. Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun Salici ile Sali ve ekibiyle birlikte bu partiyi dönüştürmesine izin vermeyin. Bakın biz Mustafa Kemal desek, dilimiz sürçse Atatürk demesek bizi şeytan taşlar gibi taşlıyordunuz. ...şimdi Atatürk demeyi... ...militer bulan... ...bulduğunu iddia eden bir il başkanı yönetiyor... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ni... ...Atatürk demeyi... ...Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyi... Zulah ...militer dedi. olarak gören... ...militer bir yaklaşım olarak gören... ...bir kişinin... ...tutup da DHKPC'li... ...terörist başına... ...komutana selam olsun demesi... ...neyle izah edilebilir? Hiçbir şeyde. Yani sen DHKPC'liye bütün militarist söylemleriyle birlikte komutana selam olsun diyeceksin. Mustafa Kemal'in askerleri izleyene de ya kusura bakmayın da bu çok militer bir söylem diyeceksin. Bir, bir şey daha söyleyeyim. Şimdi diyor ki bu ara siz ne ara Atatürkçü oldunuz? Bir dakika ya. Heh. böyle ee, bir ispat zorunluluğumuz yok Turgay Güler. Hayır. Olma, girme. Olma, yok girme öyle bir şey. Olmadığı gibi. Şimdi e, burada geçmişte bir hadise yaşanmıştı. Yine bu meseleleri konuşuyoruz. Aklıma geldiği için söylüyorum. Hı hı. Minareyi eğri bırakmayalım bir kez daha. Yine bu meseleleri konuşuyoruz. Sıra dışı tarih programını yapıyorduk. Ee, Mehmet Çelik Hoca ile birlikte. Konu şuraya geldi. Ya bunlar Atatürkçü falan değil. Bunlar İzmir Marşı Atatürkçüsü. ...hatta onu bile söyleyemezler. Mehmet Kaplan'ın yani. tabiriyle gardrop Atatürkçüsü. Aynen öyle. Ee, dedim ki Kemal Bey'e vesfiriyle. E, Kemal Bey'le de bir alıp veremediğimiz yok. Ya yok güvenliği. tabii ki. Kemal Bey'e buradan Hodri Meydan diyorum dedim. Ben İzmir marşını Sayın Kılıçlar ondan daha iyi okurum. Hatta ezbere okurum. Kemal Bey bilmiyordur bile dedim. O ara bu konuşurken Mehmet Hoca dedik ya söylesene. Söyledin söylemedin. Sesim iyidir benim biliyorsun. E, güzel Türk Piyano söylüyorsun. Piyanoda çalarım, Müslüman da çalarım. Sesim de iyidir. Kulağım da iyidir. Sultan Hamid'in torunuyuz. Piyano da çalarız. <laughs> eyvallah. Şimdi e, beni şey zannediyorlar. Ne zannediyorlar bilmiyorum ama yani böyle Anladın sen onu. Evet eyvallah. Kaba softa böyle kafalarında bir şey geçti. Ezan da okurum. Kur'an da okurum. Yani e, bunu şey için söylemiyorum. Ya ben e, bu ülkenin bir aydınıyım. Her şeyden anlıyor olmak, her şeyi biliyor olmak gibi bir derdim Kaldı var Kaldı ki benim. senin bu kendine ait hasletlerin bizi hiç ilgilendirmiyor. i̇lgilendirmiyor. Benim hasletlerim de seni şey, ilgilendirmiyor evet. ya da milleti. Biz burada bir fikir konuşuyoruz. Benim bilmemekle övünecek bir şeyim yok. Bilmekle Dillerinin övünecek Birilerinin yaptığı gibi tabii. ben Fatih Ayda'yı iyi okurum falan ha, derdinde tabii, de değiliz değilim yani. Değilim öyle bir şeyim yok yani. Burada söyledim onu Kıyamet koptu. Eee <laughs> bir kesim dedi ki İzmir maaşı okumakla Atatürkçü olunmuyor falan. Öbür kesim de dedi ki Turgay Güler öbür tarafa göz kırpıyor. Ya ikisi de değil. Kafayı mı <laughs> yediniz siz? Manyak mısınız? Maalesef. <laughs> Şimdi dolayısıyla gardırop, şekilci. Tabii. Her, her şey için geçerli. Ya da zorba. Zorba. Kendi fikrini zorba. dayatan. böyle bir şey yok. Ya bu ülke bizim. Bu ülkede e, içinde terörü, şiddeti, barındırmayan bütün renkler Bitti bizim bu renklerimiz. kadar, bu kadar. Bütün derdimiz bu. Bütün derdimiz bu. E, Ömer bir molaya gidelim mi? Tamam bir molaya gidelim. Bağlamından e, devam yalnız edeceğiz değil mi? Edeceğiz. Çünkü çok konu var. Tabii edeceğiz çünkü hani bir, bir, burada bir ara verip bağlamı tamam, e, sağlayalım peki. sağlayalım diye peki. istedim. Zaten mola vaktimiz geldi. E, küçük bir mola dönüşte buradayız. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Efendim yeniden birlikteyiz. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Ee, Valla çok acayip de mesajlar geliyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, çok iyi aydınlatıyoruz. Evet. Onu söyleyeyim yani. Kaldığımız yerden devam Allah ediyoruz. Allah gayretimizi eksik etmesin. eksik etmesin. Yani biz burada gerçekten Derdimiz memleket. herhangi bir e, partizanlık içerisinde bir şey yapmama noktasında kılı kırk yarıyoruz. Ee, dolayısıyla da kaldığımız yerden devam edelim. Siz bana güzel bir sual sordunuz. Evet. Bugünkü programın belki de bir hashtag'i olsaydı, bunu, bunu e, sıkıştık mı hashtag evet. olurdu. Evet. Ama bura, yapmayın. Şimdi zaten. yani şimdi buradan baktığımızda, e, verdiğimiz örneklerden de çok iyi anlıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti kendisine yönelik olarak oluşturulan bu tampon bölge jeopolitiğine yönelik olarak özellikle de. Soğuk savaşın bitip kartların yeniden karıldığı, dünyanın birden çok merkezden yönetildiği, ticaret yollarının geliştirildiği ve sınırların Ortadoğu coğrafyasında yeniden dizayn edildiği bir zaman dilimi içerisinde isteniyor ki tekrardan limitleri belirlenmiş ülke formatına girsin. Dolayısıyla bu sıkışmadık. Ara, bu arada Hızır'ın elindeki o videoyu temizleyip, Özgür Özel'in videosunu temizleyip hızlıca hazırlayın. Yani o sözleri birlikte duyduk ben kahroldum yani. Şimdi. diyecekler. Hızlıca hazırlayın onu. Diyecekler. Dolayısıyla biz bu sıkışmışlığımızın altyapısının dolu olduğuna inanmıyorum. Bugün sıkışmışız gibi yaşadığımız algı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendine çizilen alana rıza göstermemesinden. The Guardian bunu söylüyor. Bütün düşünce kuruluşları bunu söylüyor. Yunanlı profesör Dimitris söylüyor. Biz zaten bunu bizzat görüyoruz. Ben işte anlatıyorum. 10 gün önce Pakistan'daydım. Pakistan'daki bulunan yabancı medyanın istisnasız bir şekilde bana sormuş oldukları soru Türkiye Cumhuriyeti Devleti ben mealen söylüyorum bölgesindeki bütün oynanan oyunlara yönelik olarak hamle geliştiriyor. PKK'nın Garada 13 vatandaşımızı şehit etmesi sonrasında bu ülkede CHP, İyi Parti ve diğerleri yer ve gök arasında ne kadar lanetleme cümlesi varsa, kınama cümlesi varsa boca etseydi, yeri göğü inletseydi, PKK bir ikincisine daha cesaret edebilir miydi? Edemezdi. Taban bulamadığı için, taban bulamadığı için bu şımarıklığı, bu kalleşliği, ...bu katliamları yapıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi terör örgütleri üzerinden gidiyoruz ya... ...Muharrem İnce... ...bu rahatsızlıklarını dile getirip de... ...partiden ayrılıp... ...işte yanına Muharrem... Mehmet Ali Çelebi dahil olmak üzere... ...bir reddiye çizip... ...PKK ile FETÖ ile... ...efendim mavi vatanda ne işimiz var... ...Afrin'de ne işimiz var diyenlerle... ...yollarımı ayırıyorum deyince... ...Cumhuriyet Halk Partisi Ömer Halis Demir'i hatırladı... Cumhuriyet Halk Partisi silahlı kuvvetlerinin Kahraman evlatlarını hatırladı Ve bunlarla ilgili olarak bir silahlı kuvvetlerimizi çok severiz Noktasına geldi Halbuki şunun 3 hafta öncesine kadar uz uz Uzman diyen erbaşına Az subayına militan diyen Genel başkan yardımcısı düzeyinde Birileri vardı Hatta e, Azerbaycan'a maalesef silah gönderiyoruz Diyen bir söylem vardı Muharrem İnce açıkça bu konuyu gündeme getirdi Ve şunu söyledi Azerbaycan'da ne işimiz var maalesef silah yardımı gönderiyoruz diyenlerle yollarımızı ayırdık falan dedi birden Azerbaycan'la ilgili olarak da sıcak mesajlar verilmeye başlandı ben bunu şöyle yorumluyorum Muharrem İnce efekt Muharrem İnce etkisi yok değil Ne sizce? Muharrem İnce mesela Muharrem İnce de eleştirelim ha, ee, Muharrem İnce'yi eleştirmek ayrı, ayrı bir şey Şunu ama söyleyeyim. o reddiyesinde bunları PKK yok o reddiyede HDP yok orada diye de. Hmm. Bunu bir köşeye koyalım. Orada Ki dursun. Ben az önce söyledim. Zaten yargıtayın resmi e, verisi bu. Yargıtayın. Yanılıyor olabilirim ama yargıtayın diye duydum. Yanılıyor olabilirim. E, yani resmi verinin kaynağı noktasında e, yanılıyor CHP'nin elinde var yani. CHP biliyor bunu. 2020 yılında sadece 2020 yılında 100 bin, 93 bin küsür, 100 bin üye istifa etti CHP'den. <laughs> Bu bir. İkincisi, toplum bunları görüyor CHP genel merkezine telefonlar, mesajlar yağıyor. Siz ne yapıyorsunuz diye. CHP yöneticileri, milletvekilleri, illerinde, ilçelerinde, teşkilatlarında büyük tepkilerle karşılaşıyorlar. Artık ya işte Erdoğan'ı devirmek için ne yapalım cümlesi kurtarmıyor. Çünkü kazın ayağının öyle olmadığını CHP teşkilatları da görüyor. Çok ciddi görüyor. Doğru. Az önce ismini zikrettik burada birisinin. Ne dedi? kahroluyorum oluyorum demedi mi? İçim kana alıyor demedi evet. mi? İçim kana alıyor dedi. Yani PKK ile dirsek temasları, kol kola girmeleri, gülüp oynamaları vesaire Vallahi dedi. Şahidiz falan. yani. Vallahi dedi, billahi dedi. İçim kana alıyor dedi. Başka şeyler de söyledi de burada söylemeyelim onları. Şimdi bunlar olurken bir küçük manevra, sureti haktan görünme faaliyetleri bunlar. Oysa hakikaten çıksalar, kameraların karşısına geçseler, her ne olursa olsun diye söze başlayıp, Amerika'ya parmaklarını uzatıp 50 bin tır dolusu da sen PKK'ya nasıl silah verebilirsin? Sen müttefik misin değil misin? Sen dost musun düşman mısın? Dese Amerika orada silah yardım yapabilir mi? Ya da dese ki ey HDP kandille arana mesafe, mesafe koymak koydu. zorundasın. Bak Pervin Bulda'nın İmralı tutanakları açıklandı. Bizim bütün adaylarımızı kandil belirledi diye o tutanaklarda tek evet, tek yazılıyor. Yazıyor. Ne demek anlamına geliyor bunlar? Sizin adaylarınız hala kandil mi belirliyor? Biz bu şartlar altında sizle yan yana bile gelmeyiz. Kendinize çeki düzen verin. Ya ]iniz. ne ihtiyacın var senin HDP'ye? Yani, yani bir terör örgütünün siyasi uzantısına ne ihtiyacın Raygüler. var? Yani orada şu, bu siyasi anlayış ve bu kafa konforuyla... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı hiçbir şekilde bu kafa konforuyla... E, tamam. ...yüzde 25'i geçmeyecek. Yahu... Halbuki Bülent Ecevit gibi hem vatansever olup hem de solun farklı parametrelerini masaya getirdiğinde çok hala %40'ın üstünde oy alabiliyorsun. Hatırlayalım 1974 sonrasında Bülent Ecevit'in almış olduğu oy oranlarını. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Parti'nin hiç kimseyle ittifak içerisine girmek sizin dahi %40'ların üzerine çıkma ihtimali var. Ha peki Cumhur İttifakı'nın olduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ittifak ilişkisi içerisinde bulunmasının eleştirilmesi gerekiyor mu? Ben, bence gerekmiyor. Ama bu ittifakın içerisinde gizli, saklanmış, örtülmüş bir HDP ittifaklığı var. Sırrı Suriye Yandar bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile olan görüşmelerinde nasıl gizlenmesi gerektiğine dair Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkı sıkıya tembihlediği hususları bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Ve Halkın Demokrasi Partisi dedikleri partinin de işte Pervin Bulda'nın en son Mahmut Övür'ün köşe yazısında ortaya koymuş olduğu İmralı tutanaklarında çok net bir şekilde bütün adaylarının Kandil'den belirlendiği ile ilgili net ifadeleri varken ya buna gerek yok ki PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen kim? Sırtımızı bunlara dayadık diyen kim? Daha ötesi. O daha ötesi. Daha ötesi çıktı dedi ki Mustafa Kemal'in itleri dedi. Evet. Bak ben bu lafı cümleyi kullanırken vallahi billahi hicap duyuyorum. Bunu yani. alırsanız iyi olur. Daha Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Serhatin Demirtaş değil miydi? Ya Şimdi kusura, bu arada biz izleyicimiz atlamış İyi Partiden de evet İyi Partiden de istifalar var bu süreçte. Yani aynı şekilde HDP ile birinci güç, ikinci güç, üçüncü güç diye bakıyor. Şimdi demin demiştim ya ne ihtiyacın var senin bir terör örgütünün uzantısına? Siz de demiştiniz ya bu kafa konforuyla. Şimdi bizim bir esnaf arkadaş vardı, işler kesat olunca şey diyordu. Ya şu sandalyeyi değiştireyim de uğurlu gelsin bu uğursuz geldi hmm. diyor. Ö öbür sandalye de, totem yapıyor. Totem yapıyor aklı sıra bir diğer abi de dedi ki ona bir gün ya sen sandalye değil o kafayı değiştir dedi. Çok güzel Şimdi <laughs> kafa konfor dedin ya. Kafa ya konforu kafayı değiştir. Kafa konfor. Yani nedir nedir problem? İnsanlar bu ülkede size iktidarı teslim etme noktasında güvenmiyor. Güvenini kazan. Tabii. Ne var ki bunda? Tabii ki. Ee, Ak Parti şu kadar bir şey mi yapmış? Ya sen dedi ki ben de şunları yapacağım. Ama yalandan yere işte asgari ücret 10 lira olacak, işte e, mazot bedava olacak. Bunu hepimiz biliyoruz ki, çok özür diliyorum ifade için. Hani bekara kara boşamak kolay. Sen muhalefetteyken asgari ücreti 10 lira da yaparsın 20 lira da. Cumhurbaşkanının başbakanken yaptığı mecliste çok önemli bir konuşma var. O konuşmada belediye başkanı seçildiği takdirde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Fakir bütün ailelere o zamanın parasıyla 600 lira ek gelir vermeyi vaat ediyor. İzmir'de verseydin? Cumhurbaşkanı onu sordu. Devlet yönetiyoruz, devlet. Hadi ver İzmir'de dedi. Kim Ama de? bugün, dün İzmir'deydi Sayın Cumhurbaşkanı. Hmm. Çarpık kentleşmeyi sizin adınıza düzeltmek için oradaydı. Temel atma töreni. Evet. Neden? Derdi var. İzmir'de. Derdi var, derdi. İzmir'de bu ülke. Derdi. Siz derdiniz olup da gittiğinizi farz ve kabul edelim. ...Alsancak'ta bir tur attınız, vatandaşın tepkisini gördünüz. Hadi dertlenin. Yani o yüzden e, burada konuşmuş olduğumuz olaylar e, gerçekten bir hakikate. İyi Parti ile ilgili örnek verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili söylemiş olduğum hususlar İyi Parti içinde geçerli. Eçerli. Balıkesir Milletvekili İsmail Okun İyi Partiden istifa etmiş olduğu zaman ortaya koyduğu gerekçeler ile Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederken ortaya koymuş olduğu gerekçeler fotokopi kağıdıyla yazılmış gibidir. Çünkü hakikat budur. Şimdi kurt şunu da söyleyeyim. Ne acıdır. Hani bak üzülerek söylüyorum. Tüm samimiyetimle üzülerek söylüyorum ki Kandil kendisi açısından kurtuluşu Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinde görüyor. FETÖ kendisi açısından kurtuluşu Güzel. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinde görüyor. İşte bu umut beni korkutuyor. Bu milleti de korkutuyor. Tabii. Bu millet yani e, göbeğini kaşıyan bidon kafalı e, çok özür diliyorum. Salak mı zannediyorsun bu milleti? S sadece bir iktidar mücadelesi değil bu Turgay Güler. Bu sadece Türkiye de Cumhuriyeti i̇ktidar Devleti mücadelesi hiç değilken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunun teslim edilmesi teslim projesi. Mi? Çünkü bak en son Brookings Institute bir yazı yazdı. Üç ya da dört gün önce. O yani, Kandil'in elebaşısının programın ilk bölümünde yayınladığımız videosunu hazır tutun isteyeceğim. Bir daha insanlar görsün. Brookings Institute bundan üç dört gün önce bir e, rapor yayınladı. Bu raporda şunu söylüyor. Türkiye'de demokratik güçler iktidara gelinceye kadar. Bak ifade bu. Türkiye'de demokratik güçler iktidara gelinceye kadar... Türkiye üzerinde ben mealen söylüyorum. Şu an uygulamış olduğumuz 5. gol faaliyetine devam edelim. Onlar geldikten sonra yapılması gerekenler yapılır diyor. Mealen söylüyorum. Şimdi bu şu demek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokratik yollarla 2018'de bir seçim yaptık. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğunuz seçimde demokrasilerin en temel kuralı olan iktidarın sult içinde el değiştirmesi kuralını dahi sahaya süremezken, Türkiye Cumhuriyeti devletinde, Menderes'ten günümüze kadar Osmanlı tecrübesi de vardır bunun. O da 1909'da Sultanamit halledildikten sonra 1913'te Babali baskınıyla yine bir darbedir. O darbeyle bir şekilde sona ermiştir. Ama biz Menderes'ten bu yana darbeler hariç iktidarların sul içerisinde el değiştirdiğini hep birlikte gördük. Ve 2018'de yapılan seçimler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dahil bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından monitör edilmiştir, gözlenmiştir. Bu seçim sonuçlarında herhangi bir şirke şüpheye yer olmayacak şekilde %52'lik bir oyla şu anki cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bunu da karşısındaki yarışmış olduğu aday Muharrem İnce tarafından bu konu kabullenilip adam kazandı beyler şeklinde ifade edilmiştir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sanki bütün bunlar yaşanmamış gibi yine bir beşinci kol faaliyeti olarak demokratik güçler iktidara geldiğinde diyerek adeta Mehdi bekleyen birileri gibi Türkiye'de Millet İttifakı'nın iş başına gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük özlemidir. Batı'nın en büyük özlemidir. Neden özlemidir? Çünkü o geldiğinde Afrin'de ne işimiz var diyen zihniyet iktidara gelmiş olacak. Çünkü o geldiğinde Cerablus'ta ne işimiz var diyen iktidar ortaya gelmiş olacak. PYD bizim komşumuz olması her zaman için daha iyidir diyen, sihalar jitem oldu diyen bir zihniyetin iktidara geleceğini. Dolayısıyla Türkiye'nin tekrardan Katar'dan, Somali'den, Libya'dan, Mavi Vatan'dan terörle mücadeleden içine kapanacağı, ve Amerika birleşik devletlerinin de mekan düzenlemesi yapmakta hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeyeceği, iktidarların cami avlularındaki şehit cenazeleriyle tekrardan bir formata sokulacağı günler gelecektir. Şimdi bunu yapamıyorlar. Bakın biraz önce bir açıklama geldi. Dendi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Patriot hava savunma sistemini alma imkanı varken S400'ü tercih etti dedi. Ve S400'leri Kullanma ve muhafaza etme konusunda Türkiye'yi uyarıyoruz diye bir açıklama geldi. Siz kim oluyorsunuz ya? Siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uyarıyorsunuz ya? Şimdi sorduklarında bunlara ya Yunanistan da kullanıyor dediğinizde verdikleri cevabı biliyor musunuz? şey diyorlar S-400 daha gelişmiş diyorlar. Yok. Ne diyorlar? Diyorlar ki, demek istiyorlar ki... Yunanistan demek biz demek. Türkiye demek biz demek değil. Türkiye demek bizim kuracağımız oyunlara... Siz, siz işin özünü söylüyorsunuz. Tabii, oyunlara karşı çıkmak tabii, tabii. demek. Biz kurduğumuz oyunu planların bozulmasını istemiyoruz. S-400'ler de bizim bu planlarımızı bozacak bir silah. Dolayısıyla siz bunu size güvenmiyoruz. Haklısınız. Yani Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'i Yunanlara da terk etmeyeceğiz. Dolayısıyla bunun karşısına dikileceğiniz günde bu silahları kullanacağız. Bakın bugün yaşanan bir olay. Bunu gündeme getirelim. Önemli bir konu. İki video yayınlayacağım. Bundan tamam, sonra. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir deniz araştırmaları yapan bir gemi Yunanistan'a ait hava kuvvetleri, Evet tayyareleri tarafından Ege'deki uluslararası tağiz sularda taciz edildi. Yani ve bu tacize yönelik olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Savunma Bakanlığı gerekli karşılığın verildiği söylendi. Bununla ilgili olarak hemen Türkiye'nin elindeki S400'ler ile ilgili bir projeksiyon yapılmış. Çok maşallah zihir gibi arkadaşlar var. Savunma sanayi konusunda teknik anlamda konuyu projekte edebilen. Yani S400'leri biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir savaş esnasında ya da bu gerilim esnasında ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir geminin taciz edildiği esnasında o bölgede aktif halde bulundurmuş olsaydık S-400'ler daha o gemiye Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait tayyarelerin bilmem kaç mil mesafe yaklaşmasından önce Kitlenildi. radarının kilitleneceği ve Yunanistan'a şu mesajın en ufak bir hamlende kendini Ege Denizi'nin serin sularında bulursun mesajı verilecek. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aklımızda dalga geçmesin Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava savunma sistemi ile ilgili sıkıntılar yıllar boyunca Amerikan Kongresi tarafından yapılan blokajdan dolayı satılmadı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha sonra bunu bir ihaleye döküp artık bunu Çin'den de alabilirim, Rusya'dan da alabilirim, Fransa'dan da alabilirim deyince Amerikalı firma da geldi teklif verdi. Vermiş olduğu fiyat teklifi S-400'lerin hem üzerinde hem de o zaman Teleromics projesi dedikleri Çin'den Türkiye'nin teknoloji de aparabileceği bir ihale esnasında bir gram bile teknoloji paylaşımı yapmama noktasında çok katı bir tutum sergiledi. Hoş S-400'lerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğrusunu söylemek gerekirse aldığında çok büyük bir teknoloji transferiyle ilgili bir husus sağlamadı. Ama 15 Temmuz'un sonrasında bir siyasetçi değiliz bir analiz yapıyoruz ve sırtımızda da yumurta küfesi yok o yüzden o rahatlıkla söylüyorum. 15 Temmuz sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki siyasi akıl tehdidin Batı'dan gelmeyeceği, sadece Rusya'dan, Suriye'den, Irak'tan, İran coğrafyasından gelebileceği ile ilgili görüşünü güncelledi. Tehdit oralardan gelebileceği gibi tehdit Batı'dan da gelebilir dendi ve bunu haklı çıkartan gelişmeler yaşadık. Mesela örneğin Mavi Vatan coğrafyasıyla ilgili sıkıntılı hususlar devam ederken Fransa'nın başında kendini Napolyon zanneden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle kifayetsiz muhteris Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mavi sularına Napolyona da benziyor boyu olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mavi sularına, mavi vatanına Toulouse'dan uçak gemisi gönderme kararı aldı. Ne demek bu? Yani ben eğer senin hava savunma sistemin olmazsa gelirim uçak gemimle Antalya'nın açığına bir şekilde yanaşırım ve sana her türden kötülüğü yapabilecek şekilde bir agresif tutum içerisinde bulunabilirim. Peki bunlar yaşanırken bu ülkenin savunma bakanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarsızlaştırma gayreti için sıraya girdiği, darbeye direndiği için nefret ettiği savunma bakanı bu açıklamanın yapıldığı günlerde nereye gitti? Kaş'a gitti. Ve tarihte ilk defa uçak gemisi batırmış olan yüzbaşı Ertuğrul'un anıtına çelenk koydu. Ve aynı günler içerisinde Türkiye ilk defa motoru dahil patlayıcı sistemi ve güdüm kiti de dahil olmak üzere tamamen yerli olan 200 kilometrede menzili olan gemi savar füze sistemini Şimdi %100 200. doğrulukla denedi. Bak bunları yaşadık. Bunlar stratejik vizyon. Bunlar kendiliğinden olmuş olaylar değil. Hani diyorlar e zaman içinde olacaktı. Yok öyle demiyorlar. Bunlara ne ihtiyacımız var ha, diyorlar. diyorlar. Niye ihtiyacı yok biliyor musun? İtiraz etmeyeceği için. E, tabii canım verirsen itirazın Mavi olmaz. Mavi vatan demeyeceği tabii, için. Tabii tabii verirsen itirazın Dolana olmaz. Tabii ki, tabii ki tabii ki. Şimdi dolayısıyla bir projeksiyon yapmışlar. İşte S-400 olsaydı bu olmayacaktı. E şimdi sen beni batı olarak Tuluz'dan uçak gemisini göndermekle tehdit edersen ve hala bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden tehdit kokan açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni susturabileceğinizi düşünüyorsanız büyük yanılgı içindesiniz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki süreç içerisinde bir öngörde bulunalım. Turgay Güler. Çok fazla miktarda karşılaşacağımız Türkiye'ye yönelik olarak insan haklarına saygı, uluslararası hukukun kuralları içerisinde bir adil yargılanma gibi adeta gargara niteliğinde sürekli olarak karşımıza çıkartacakları bir takım klişe söylemleri ...daha fazla gündeme getirmeye devam edecekler. Ee, bu esnada da... ...daha fazla gündeme getirmeye devam ederken de... ...bunu... ...bir şekilde allayıp pullayacak bir sürü olayın da kapısını açacaklar. Bakın... ...bugün Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bir paylaşım yaptı. Paylaşımında... ...LGBT... ...yani açık ismiyle söyleyelim... ...lezbiyen... ...gay... ...çünkü böyle söyleyince... Evet. ...herkes ikisi kuşağı değil... ...birileri dernek olarak algılıyor bunu. Biz bunu... Biliyorsunuz her programda söylüyoruz. Kastamon'undaki Araç ilçesindeki Mehmet amca Mehmet içinde amca anlatıyoruz. için anlatıyoruz. Lezbiyen, gay, bi e, biseksüel ve transseksüellerden oluşan bir grubu. Bunların Türkçe karşılığını kullanma hakkım bile elinden alınmış durumda. E, kabul etti ve bu kabulde şunu söyledi. Küresel düzeyde insan haklarının savunucusudur Amerika Birleşik Devletleri dedi. Dolayısıyla Türkiye'deki lezbiyen, gay, biyoseksüel ve transseksüel gibi farklı cinsel tercihleri olan kişilerle birlikte bir mesaj verdi. O mesajında da dedi ki küresel düzeyde insan haklarına saygılı. Şimdi biz şunu hatırlatmakla mükellefiz. Bu, bunların cinsel tercihlerine saygılı ama Suriye'de açlıktan ölen Kim tam oraya getireceğim. Tam oraya getireceğim. İnsan haklarına da saygılı olsak. Ö, şöyle diye yaşamak. Şimdi hakları. siz bunu söylüyorsunuz ya. Efendim olur mu biz Suriye konusunda şöyle mücadele ediyoruz, böyle mücadele ediyoruz diyebilirler. Diyemeyecekleri bir örnek vereyim size. Blackwater, Irak'ta 14 masum ve mazlum Müslüman'ı katletti. Tamam mı? Pelluce Köprüsü'nde. Sadece 14 Hayır hayır. Bir olaydan bahsediyorum. Spesifik Mahkemeye mi? kadar spesifik bir olaydan. Ve bu Blackwater'daki paralı katillerle ilgili olarak Irak hükümetinin de girişimleriyle birlikte... Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dava açıldı. Ve bu Blackwater askerlerin hapse atıldı. Çünkü o kadar görüntüleriyle artık evrak-ı müsbite dediğimiz netleşmiş görüntüler var ki Amerika Birleşik Devletleri söz konusu kişileri yargılayıp bir şekilde belli cezalara çarptırmak durumunda kaldı. Trump gider ayak ne yaptı biliyor musunuz? Bu 14 Müslümanı katleden Blackwater askerlerinin tamamıyla ilgili bir af kararnamesi yayınladı ve dışarı çıkarttı sizden biz insan hakları dersi alacağız öyle mi kim üzerinden lezbiyenler üzerinden gayler üzerinden transseksüel onların hakkı ile ilgili Türkiye'de bir tartışma yok ki cinsel tercihleri ne istiyorlarsa onu yapsınlar gerçekten insan hakkı konuşacaksak 14 tane masum Iraklı Müslümanın kanını akıtan paralı eşkiyayı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bir kararnameyle af çıkarttı. Af. Fransa'nın Cezayir'deki katliamını konuşalım. Tabii ki bunu konuşalım. Afrika'daki bunu diğer diğer katliamları konuşalım. O yüzden aklım, İngilizlerin... aklımızla dalga geçmeyin. geçmeyin. Aklımızla dalga geçmeyin. Bakın ben size söylüyorum. Amerika Büyük Elçiliği'nin basın danışmanları bizi mutlaka izliyordur. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayan milletin anti-Amerikancı duygular içerisine girmesinden keyif alıp Masanın üstünde de zil takıp oynayan bir yorumcu değiliz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin... Ama sen mi? de PKK'ya 50 bin tır dolusu silah, silah gönderme, Bunu da söylemek bizim boynumuzun borcu. Evet. Dolayısıyla bizim farklı alemlerden farkımız bu. Başka alemlerden farkımız bu Turgay Güler. Biraz önce söyledim. İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında bir ilişki kurulabilir. Bunda ilgili bir sıkıntı evet. yok. Ali menfaatlerimiz 1990 yılında olduğu gibi olmayıp gerçekten karşılıklı bir kazan kazan ilkesi içerisinde olacaksa, Kudüs'le ilgili konulardaki hassasiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dikkate alınacaksa, Gazze ile ilgili, Filistin sorunu ile ilgili, Filistin sorunu yoktur, İsrail sorunu vardır. Filistin'le ilgili sorunlar dikkate alınacaksa ve Akdeniz'de de bir kazan kazana konu tebdil olacaksa, İsrail'in bölgede yakıt tankını Urfa'nın içerisine bırakıp geri dönecek uçuşları olmayacaksa, Türkiye tabii ki İsrail ile masaya oturabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile de kazan kazan ilişkisi içerisinde bir ilişki modelini hala sürdürme ihtimali vardır. Ama siz S-400'lerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti ivedilikle bunu muhafaza etmekten vazgeçmelidir şeklinde tehdit kokan açıklamaları bir de lezbiyen, gay, transseksüel ve biseksüeller üzerinden insan hakları dersi vermeye kalkarsanız biz size deriz ki insan hakları ile ilgili bu kadar hassassınız ama doğulu bir oryantal kafa olarak sizde insan bile değil bir evcil hayvan statüsünde öyle olmasaydı Irak'taki 14 Müslümanın katilini şunun şurası daha 4 hafta önce bir kararname ile affetmezdiniz. Bırakın 14 Müslümanın Irak coğrafyasında katledilmesini Virginia'da bir okulun etrafında pompalı tüfekle 3 tane öğrenciyi Allah muhafaza yaralayan bir sapık olsaydı vallahi billahi Amerikan zindanlarından dışarı çıkartmazdınız. Ama öldürülen Müslümansa ne insan hakkı var ne bir şey var. Sadece Türkiye'nin içerisindeki siyasete bir şekilde müdahil olabilmek için bunları koçbaşı gibi kullanmaya çalışıyorsunuz. Biz bunları ekrana getireceğiz. Biz bunları konuşacağız. Buradan tutup da bize bir Amerikan düşmanlığının propagandasını yapan moderatörler olarak, yorumcular olarak asla bakmayın. Son bir cümlemi söylüyorum bu S-400'lerle ilgili. Bakın bu belki de her programda, her kanalda herkesin ısrarla söylemesi gereken bir şey. Amerika ile aramızda S-400'lerle ilgili bir kriz yoktur. Asıl kriz Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'ye hala kucak açmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ve YPG ile olan işbirliğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonizmin ikinci projesi olarak ortaya koyduğu tampon bölge jeopolitiği kapsamında sınırlarımız dibinde Brett McGurk ile ile birlikte ortaya koyduğu projedir. Bunları konuşalım, bunları halledelim. S-400 teferruattır. Bu kadar net söylüyorum. Eyvallah. Şimdi birazdan sizin, benim, ekran başında izleyicilerimizin de saç baş yolacağı türden bir görüntü izlettireceğim. Ama önce programın başında yayınladığım bir görüntü vardı. Kandil'in PKK'nın elebaşlarından teröristlerden birinin açıklaması. Ne diyordu konuşmasına başlarken hatırlıyor musunuz? Evet. Bir başkaları olsa bize adam gönderiyordu ama bunlar PKK'yı bitireceklermiş. Hepimizi öldürmek istiyor Ne için diyor. adam gönderecekti? şey için Garadaki rehin almış oldukları Mehmetçi bırakması için adam gönderince hani bırakması için adam göndermeye niye ihtiyaç var? Çünkü o zaman PKK gibi bir terör örgütünün tükenmişliğine oksijen olacaktı bu iş. Değil mi? Tabi. Buradan e, meşruiyet kazandı. Tabi. Oksijen olacaktı. Tükenmişliklerine tabii. çare olacaktı. Burada... Sizi o fare deliğinde bile bulup öldüreceğiz. Bu kadar net. Bu bu işten ceka basacaklar. Tabii tabii tabii. Sizi o fare deliğinde bile bu devlet etkisiz hale getirecek. Neyin neden şikayet ediyor? Muhatap alınmamaktan. Sen kimsin de senin muhatap alınacaklar? Bir terör örgütünün niye muhatap alacaklar? O halde bu rehinleri niye aldıkları belli oldu, değil tabii, mi? Tabii tabii kendilerini Bu rehineleri mı? niye aldı? Tabii tabii bir kafalarında bir e, iş var o işi hayata geçirmek için 5-6 yıl önce bunları rehin almış. Tabi. 6 yıl boyunca da bu, bu alçağın anlattıklarına bakarsak bir muhatap alınma beklemişler. Bu rehineleri verecekler ama Türkiye gündemine bir pazarlık taşınmayı hedeflemişler. Doğru mu? Doğru. Alçakça bir terörist plan. Tabi. Arkasında neler var? Bunları önümüzdeki günlerde yine konuşacağız. Yani bizim biz bunları kaçıralım. Sonra TC tırnak içinde bizim muhatap alsın. Biz şartlarımızı söyleyelim. O arada işte PKK'nın propagandası reklamı böyle yapılır. Tabii tabii tabii. Re bütün dünyaya bunu anlatırlar. Tamam mı? BBC'si, Fox'u, CNN'i bilmem nesi hepsi çıkarlar. İşte Türkiye ile PKK arasındaki görüşmelerde görüş, rehine re 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 görüşmelerinde ya. İşte şu aşamaya onlar esir kalpildi, Bu aşama kaderdi. Onlar esir derdi. Oradan mi? bir meşruiyet ve oradan dünya kamuoyuna gelme ve oradan işte bir şey devşirecekti. Kaçırmasının sebebi o. O olmayınca da şimdi küplere biniyor. Bir şimdi, şey söyleyebilir miyim? E, Bitirdiğinde. Tabii. Şimdi de bu açıklamayı yapmasının sebebi güçlü olduğu imajını bütün pespayeliklerine rağmen tekrardan kamuoyuna yedirebilme gayretidir. Ama biz şunu söylüyoruz. Yemezler. Biz Afrin'e gireceğimiz zaman dediniz ki Afrin Türkiye Cumhuriyeti TC'nin ordusuna Afrin mezar olacak dediniz. Arkanıza bakmadan fistanınızı giyip kaçtınız. Ve Kendi dediniz ki da kendiniz Ve hatta. dediniz ki Afrin'e karşılık Şemdinli'yi alacağız dediniz. Şemdinli duruyor gelsene. Heh. Şimdi Çık sana fare deliğinden. Bunları niye anlattım böyle teker teker biliyor musunuz? Şunun için. O kadar insanımızın kaçırılması, rehin alınması, 5-6 yıl boyunca rehin tutulmasının bir amacı vardı. O amaç kendilerinin muhatap alınması, tabi alan açılması, alan açılması, meşruiyet kazanması, meşruiyet kazanması, dünya kamuoyuna taşınması, Tükenmişliklerin çaresi olması, olması vesaire. Bu olmayınca küplere bindiler. Aynı ağız özgül özel de var. İşte o da ona alan açıyor çünkü. Şimdi birazdan izleyecekleriniz kanınızı donduracak. Üzerine yorum yaparsam ağır konuşmuş olacağım. Bir verin arkadaşlar. Muhalefet yüklenseydi diyor. Bu iktidar sokağa çıkamazdı. Muhalefet üzerine düşeni yapmadı diyor. Muhalefeti eleştiriyor. Muhalefet de mesajı almış. Zılgıtı yemiş ya. Zılgıtı yiyenler, mesajı alanlar kameranın karşısına koştular. Soluksuz. Soluksuz. Bak Özgür Özel neler söylüyor şimdi. Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil diyor ya. Oradaki sorun, sorunun tamamı kimin öldürdüğü? PKK terör örgütünün öldürdüğü. PKK'lı teröristlerin öldürmüş olması. Oradaki sorun bu. Hala ne yani nereye kadar aklamaya, gizlemeye, perdelemeye çalışacaksınız? Nereye kadar? Sorun nasıl pazarlık yapılabilirdi? Az önce nasıl hayat öpücüğü verilebilirdi. Nasıl alan açılabilirdi? Nasıl itibarını yitirmiş, meşruiyetini yitirmiş, gücünü yitirmiş, fare deliğinde yaşar gibi yaşayan terör örgütlerine bir hayat öpücüğü verilebilirdi? Sorunudur. Ya gerçekten yani sesimi yükselttiğim için özür diliyorum ama bu kan, kadar olmaz kan, ama hanım dondu vallahi. Bu kadar kan. olmaz. Yani sorun kimin öldürdüğü değil. Neden? Nasıl değil? Yani? Neden? Sorun PKK değil. Sorun, sorun kimin PKK öldürdüğü terör örgütü değil. Sorun PKK değil. Sorun orada o 13 masumun kafasına silah dayayıp şehit eden o alçak terörist ve onun bağlı olduğu örgüt ve o emri veren elebaşı değil diyorsunuz. İşte biz de bunu program ediyoruz, bunu konu ediyoruz, bunu derd ediniyoruz. O yüzden konuyu anlatıyoruz. Yani duyan duymayana duyursun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Özgür Özel, Garada vermiş olduğumuz şehitlerle ilgili of. olarak sorunun kim tarafından öldürüldüğü değil diyor. Bunların diyor sorunun böyle bir sorunumuz yok. Sorun ne? Turgay Güler. Onları nasıl yaşatabileceğimiz konusunda ortaya koymuş olduğumuz siyasetin doğruluğu ya da yanlışlığı sorun bu. PKK elebaşı diyor ki eğer diyor gelseydi bize CHP diyor iktidarda olsaydı özel diyor. Bu biz 13 kişiyi öldürdük şehit ettik benim açımdan katlettik bunun hakkını verseydi diyor biz bu katliamı yaptıktan sonra ...Özgür Özel bunun hakkını verseydi iktidar sokağa çıkamazdı diyor yani ben ona bir pas attım diyor bir asist öldürdüm çıktım şehit diyor. ettim şehit ettim bir asis çıktım. ama diyor bu asisti değerlendiremedi diyor çünkü iktidarın ortaya koyduğu baskı ortamından korktular, korktular diyor şimdi Özgür Özel de çıkmış diyor ki ya özür dilerim biz o asisti fark edemedik. Ahan da o asiste cevap veriyorum. Geç bunu. Bu açıklaması, bak bu açıklaması yazık yazık. İkisini bir daha yayınlayacağım müsaade Vallahi var. yayınlayalım. İnsanlar tabii, tabii, daha tabii, net tabii, görsün. Tabii, bunu. tabii tabii. Lütfen bir önce terörist başının ifadelerini, ardından da özgür özelin ifadelerini. Milli Savunma Bakanlığı'na inanmayacaksın. Orada da bir ötekileştirme, bir ayrıştırma Milli Savunma Bakanı Milli Savunma Bakanı'na inanmama gerekçesi var ama. Darbeye direndi. Evet. Darbeye direnmeyen genel evet. Genelkurmay Başkanı ama Ama PKK'ya inanacaksın. Tabii PKK'ya inanacaksın. Tabii ama devletin kurumları arasında da fitne çıkaracaksın. Tabii. Darbeye direnen Genelkurmay Başkanı'nı istemez onlar. İstemez. Tabii ki. Şimdi Allah aşkına yani ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Şu Özgür Özel'in bu açıklamaları dinledikten sonra ya kapat gidelim diyorum ya. Ört gölem ya. Ya o kadar. Ört gölem. Kimin öldürdüğünün önemi yok. İkinci faz alıştıra, üçüncü faz alıştıra alıştıra. Şimdi bakın birinci faz şuydu. Bu, bu çok önemli ya. Evet. Bu çok Bak, önemli üç, anlatacağım. Üç, üç faz. Birinci faz 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından yayınladıkları uyduruk taziye mesajıydı. Orada PKK'nın adını zikretmediler. Tepkiler gelince alelacele bir formül geliştirdiler. PKK'nın reklamını yapmayız. Bu da ikinci faz. Ama DAEŞ'i yaptılar o zaman. Onu yaptılar. Şimdi PKK'nın reklamını yapmaz, yapmayız dedikten sonra <laughs> üçüncü faza geçtiler. Üçüncü fazda şu. Öldürenin ne önemi var? Haşa eline sağlık iyi yapmış. Konu kimin öldürdüğü değil. Konu kimin öldürdüğü değil. Şimdi bu faz muhabbetini nerede yapıyorlar? Sürekli yapıyorlar. Bir, 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda birinci faz böyle... Kontrollü darbe? Yok. Tam böyle işe karışmadan evine gitmek. Ha 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 o gece, o gece. Gitmek. evet. Kadeh evine kaldırmak. Kadeh, kadeh izlemek. Tamam mı? Ki, yani bu darbeciler başaracak zaten. Çıkıp onların aleyhine konuşmamak lazım. Birinci faz. İkinci faz darbeciler başaramamış. 256 vatandaşımız şehit olmuş. Milletimiz aslanlar gibi direnmiş. FETÖ'yü de arkasındakileri gömmüş. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin dönüm noktasıdır. Evet. Mecbur kalmış yeni kapıya gitmiş. Yeni kapıya gitmiş ama bir uyarı gelmiş bir uyarı gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl yeni kapıya gidersin diye bu uyarı kadar, gelmiş. O kadar kaset olayı boşuna edin. Evet. Uyarı geldikten sonra birkaç gün sonra durmuşlar. Ya bu kurgu mu tiyatro demişler darbeye. Üçüncü faz. Sen cesaretin varsa 15 Temmuz gecesi bu bir kurgu deseydin. 16 Temmuz günü diyebilseydin. 17 18 19, 19 diyebilseydin hadi. diyemezsin. Çünkü beklersin bir soğusun dersen tepki artar diye. Sen öldürenin önemi yok diye keşke öldürüldüğü gün söyleseydin. Varsa o cesaret bir şey söyleyeyim o gün mi? Söyleseydin. Üçüncü fazın da devamı olurdu. Sizin gibi bu kanalları bir şekilde milletin emrine sunanlar olmasaydı. Olmasaydı. Yani şunu söylemek istiyorum. Üçüncü faz neydi? İşte bu bir kontrollü darbeydi bilmem neydi adalet yürüyüşleri falan. Oradan devam edecekti. Ama ne var ki? Türkiye'de vatanseverler seslerini duyuruyorlar. İşte PKK ile Cumhuriyet Halk Partisi konusunda yapmış olduğumuz buradaki analizler müthiş rahatsız ediyor. Ama biz rahatsız etmeye devam edeceğiz. O yüzden senin adın Turgay Güler, Yandaş Medya'da program yapan adam. Tabii, tabii. O yüzden... Çünkü evet. dile itibarsızlaşman lazım. Benim adım Elhamdülillah Turgay. Bülak. Bitti bu kadar. Senin adın Bitti bu kadar Osman, tabii barında. ki. Şimdi 13 şehidimizin ailesinin bu açıklamaya bir tepki ortaya koyması lazım. Bak aleni buradan çağrı yapıyorum. 13 şehit ailemizin ya onlar da çok yoruldular. Yani ama bak bu, bir dakika. Bu, bu yeni bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Öldüren önemi bir, bir yok. Bir şey söyleyeceğim. Öldürenin önemiyle de. ilgili bir şey söyleyeceğim. Öldüren o mu bu mu tartışması 10 gündür devam ediyor. Meleklerin cinsiyeti üzerinden konuya hatta bir analoji yaptık. Evlat sahibi olan insanlara sesleniyorum. Gerçekten insanın evladının PKK tarafından katledilmesinden ve daha sonra da o acılı ana babaya bunu hava bombardımanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mehmetçi değil, bizzat PKK şehit etti. Gel istersen şahitlik et deyip o şehidin üzerindeki beyaz kefeni aralayıp yüzünü göstermek ve daha sonra da o babayı televizyon kanallarına çıkartıp şahitlik etmesini istemek durumunda kaldık ya. Allah bizi bildiği gibi yapsın. Şimdi bir, bir şehidimiz vardı. Cennet Yiğit Kayseri'de. Evet. Onun babası bir mesaj atmış. Diyor ki Sayın Turgay Güler hayırlı geceler. Bunların Siyonist babaları izin verdi konuşuyorlar diyor. Bir şehit babası söylüyor. Bunu buna söyletiyoruz ya işte. Heh. Şimdi izliyor ve gözyaşları içerisinde ya, bir şehit babası ya. gözyaşları içerisinde ya. izliyor bunu kahrolarak. Bunu ilk kez içi kan ilk kez izliyor. burada görmüyoruz. Savcı Mehmet Kiraz'ın şehit savcı Mehmet Kiraz'ın odasında şehit edilmesinden sonraki gelişen süreçte de katleden DHKPC'li terör örgütü üyelerine terörist diyemediler. Şimdi Yaşadık. Şurada, şurada deseydi ki o katliamı, o katilleri, o terör örgütünü lanetleseydi en üst perdeden Sonra da söyleyeceğim bir şey varsa ne derdik ne diyebilirdik. Ya derdimiz mi var yani? Şimdi cahil olduğu için mi PKK terör örgütünü lanetlemiyor? Siyaset bilmediği için mi bunu en üst perdeden lanetleyip ardından ne diyecekse demiyor? Hmm. Hayır. Bile isteye, önceden tasarlamış bir şekilde oraya taziye mesajına PKK ifadesini niçin koymuyorsa... Burada da öldürenin bir önemi yok, katilin bir önemi yok cümlesi aynı gerekçeyle. Ben şunu söyleyeyim. cum. bir daha yayınlayayım ondan sonra. Bir, sonra bir sonra. şey söyleyeyim ondan evet, sonra yine. Olur. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu hususu daha fazla taşımayacaktır. Yani bu artık Zülfiyar'a dokundu. Bıçak kemiğe dayandı. Yani Ermeni soykırımı olmuştur diyen Mustafa Kemal'e Atatürk diyemeyen DHKPC'li teröriste selam olsun diyen bir il başkanı var. Bu olaylar var. Bu daha taşınacak bir şey değil. Özgür Özel'in hesabını millet sorsun ya. Yani. İyi Parti vermeli. Çünkü dediğiniz bağlamdan dolu Sırtlayan, dediğiniz bağ. tabii sırtlayan, CHP'yi arkalayan, sırtlayan, teröre destek çıkan CHP'yi arkalayan, sırtlayan iyi Parti versin. Meral Akşener versin. Hiç kusura bakmasın. Doğru ikinci güç versin. Birinci gü gücün yediği haltı üçüncü güç zaten destekliyor. Tabi İkinci güç, kendi, yani benim ifadem değil bu, elebaşının ifadesi. Terörist Dördüncü elebaşının... Dördüncü güç de insan hakları üzerinden, LGBT üzerinden habire ayar veriyor. S-400 üzerinden ayar veriyor. Vallahi kanımda yani kanıma dokundu. Hem vallahi hem billahi. Yani e evet sesimi yükselttim. bir e tahammül edemedim. Çileden çıktım. Ama çıkılmayacak gibi değil. Bir kez daha izletelim. İzletelim. Şimdi bir fotoğraf var. Buraya da verin. Ekrana da verin tam ekrana. Özgür Özel'in konuştuğu bir kanal. Alttaki yazıyı... İşgalci Türk ordusuna Urfa, Mardin ve Hakkari'de darbe. Aynı kanala konuşuyor. Bu kanala konuşuyor bu kanala çıkıp PKK'nın çık e, savunulduğu kanala çıkıp Türk ordusunu işgalci ilan eden Urfa, Mardin ve Hakkari'de de yani bu, bu ordunun kendi topraklarına işgalci ilan edip darbe vurulması vurulduğunu söyleyen bu kanalda konuşan kişi yukarıda CHP milletvekili Özgür Özel. Ne diyor biliyor musunuz? Toplumcu bir anayasa yapılmalı. Yani CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin kapalı kapılar arkasında yaptığı, sonra da inkar ettiği o anayasadan bahsediyor burada. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Ya tutulacak bir yer görüyor musun? Ya tutulacak bir yer meselesi değil. M mesele e Namık Kemal'in şehrine geldi. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Konusuna geldi yani. Ey CHP'liler. Bakın bir kez daha söylüyorum. Benim size hem vallahi hem billahi Yusuf Alabarda için aynı şey geçerli. AK Parti propagandası falan yaptığımız yok. Böyle bir derdimiz de yok. Siz oyunuzu CHP'ye vermeye, CHP'de çalışmaya, CHP'de mücadele etmeye devam edin. Partinizi iktidar yapmak için var gücünüzle çalışın. Buna hiçbir itirazım olmaz ve dahi olamaz. Hem benim hem Yusuf Alabardan. Ancak partinizi bu işgal altından kurtarın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin bir yöneticisi bu ifadeleri kullanmamalı kullanamamalı gerekçesi her neyse şununla kandırırlar Erdoğan'ı devireceğiz gerekse PKK ile de işbirliği yaparız gerekse ya böyle bir gerekçe olmaz onu devirdiğinde sizi iktidar yapmazlar öyle bir dünya yok Aycım devir demokratik mücadeleni onu, ver ve hayır. devir bu ittifakla... Yani şu televizyonda konuşan... Bu ...Kandil'deki fare kovuğunda Erdoğan, konuşan adamla mı devireceksin? Evet. Bu ittifakla... ...fare kovuğunda konuşan adamla... ...Erdoğan'ı devirirsen... ...sonrasında yöneteceğin bir ülke kalmaz. Erdoğan'ı devirdiğin için değil. Birilerinin planına Planı, teşne olduğun he, için. Plan bu olduğu için. Yani... Bir, ...şu, şu sahadaki... O fare deliğinden seslenen bu adamla yaptığın, bu adamın siyasi uzantısıyla yaptığın ittifak Erdoğan'ı devirse de senin yönetebileceğin bir ülke bırakmaz. Tabi, tabi. Ve dikkat edin, ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak sözcüsü değil de Cumhuriyet Halk Partisinde e, grup başkan vekili olarak Özgür Özel'in sürekli olarak Süleyman Soylu ve Hulusi Akar üzerinden, yani İçişleri Bakanlığıyla Savunma Bakanlığı üzerinden sürekli Hayır, bir söylem. İşte ha bir söylem geliştirmesinin ana sebebi terörle mücadele noktasında en etkin mücadeleyi veren doğası gereği zaten böyle iki bakan üzerinden konuyu sürekli gündeme getirmiş olması ayrıca üzerinde hassasiyetle durulması gereken hususlardan bir tanesi. Yani Süleyman Soylu'nun terörle ilgili vermiş olduğu mücadele ve bu konuda ortaya koymuş olduğu. Ee Cevalli nasıl batmışsa, seni nasıl rahatsız ediyor? Nasıl batmışsa seni nasıl rahatsız ediyor? Niye rahatsız ediyor? Yani şimdi nedir yani Hulusi Akar'la alıp veremediğin derdin nedir? Şimdi Kemal Bey e, seslenelim. Şu Kemal Bey'in bana saldırdılar videosunu da bir daha bir hazırlayın. Bize işte CHP PKK'lı oldu bilmem ne vesaire falan diyorlar. işte bana saldırı düzenlememişlerdi. Onun açıklamasını da verdim. Şimdi Özgür Özel'in bu konuşmasına bakalım. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazına bakalım. Tamam, biz programın sonuna doğru da daha vermemiz gereken birkaç bu konuların dışında şey var. Onlara da vakit kalırız değil mi? Haftaya veririz. Olur. İsmail yani sen... bir, bir iki şeyi ben hızlı bir şekilde özetleyebilirim tamam. çünkü. çünkü. O zaman şöyle Kemal Kılıçdaroğlu zaten yani hem bu, bu hakikaten benim tansiyonumuzu ki, mesela, da çıkardı çünkü. Çıkardı. Ekran başında bizi izleyenlerin de ...canını sıktı. Herkesin canını sıktı. Yani şu saatte... E, Biraz da güzel şeylere, güzel perspektiften şeyler bakalım. Eyvallah. Şimdi... Tamam. E, ...aslında güzel bir şey de var. İçinde güzel olmayan da var ama şey yapalım. Şimdi TB2 Bayraktar 300 bin saatini doldurdu. Bununla 300 ilgili... 300 bin saat. 300 bin saatini doldurdu. Bu müthiş bir şey. E, biz e, sürekli olarak silahlı ve silahsız... ...insansız hava araçları dahil olmak üzere... ...savunma sanayindeki konuları... ...gündeme getirmeye gayret ediyoruz ve bununla ilgili olarak da gökyüzünde oyunun kuralları değişti. Teknofest sürü İHA yarışması ile ilgili bir şeyler düzenleniyor. Şimdi bu çok önemli. Sürekli olarak The Guardian'da bir şeyler okuduk. Efendim New York Times'ta bir şeyler okuduk. Neydi o? Türkiye'nin sürü İHA saldırı taktiği muharebe konseptlerine tesir edecek şeklinde yayınlar yapıldı. Şimdi ben bir eleştiri yapmak istiyorum sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu bu ebabil harekatı, savunma sanayinin ortaya koymuş olduğu yeni taarruz konsepti Dağlık Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de birçok şeyi değiştirdi. Bu temel muharebe konseptlerini değiştirmese bile hava savunma desteği olmayan ülkelerin zırhlı birliklerinin, mühimmat depolarının, komuta kontrol merkezlerinin emniyette olmadığını da bize çok net bir şekilde gösterdi. Şimdi biz bekliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Güvenlik noktasında analizler yapan, yazı yazan ben bu eleştiriye kendimi de dahil ediyorum. Kişilerin ortaya bir yeni konsept ortaya koyması lazım. Bu konseptin Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilip de müfredatına sokulması gerekmiyor en azından bir teori ortaya koyup yeni saldırı konsepti, yeni savunma konsepti, yeni doktrin, insansız hava araçları doktriniyle nelerin değiştiğine dair kapsamlı araştırmaların yapılması gerekiyor. Bence burada biraz eksiğimiz var. Yine evet. bu alandaki eksiği, Bayraktar düzenlemiş oldukları teknofestle birlikte sürü drone teknolojisi ve bunun yeni kullanım alanları ile ilgili yeni konseptleri de bizzat sahaya sürüyorlar. Dolayısıyla bu konuları iyi takip edelim. Bence de. Ee, ve e, Türkiye Cumhuriyeti. var mıdır acaba? Yok. Yok değil. Yok mi? yok yok. Yani biliyorum bunu da çok net biliyorum ama vay çok yeni. bu yeni, ta yeni çünkü. Hızlı, yeni yani The Guardian ya. bile bunu yeni yazıyor ama şunu yapalım. Ya yani bir Amerikalı amiral Mahan, yani Albay aslında. E, Alfred Mahan tuttu deniz hakimiyet teorisi diye bir teori yazdı ve hala 1900'lü yılların başından 2021 yılına geldiğimiz bugün de bile hala denizlerde hakimiyet kuranın deniz ticaret yollarına da hakim olacağı ve önemli bir noktaya yükseleceği ile ilgili fikirler hala geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla bir Mahan, bir Makindir gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinden de savunma güvenlik konularına kafa yoran gerek güvenlik bürokrasinin içerisindeki personel gerekse akademik anlamda bu konulara kafa yoranların eleştirilse bile bu konularla ilgili eser vermesinin önemine inanıyorum. Dolayısıyla bu yapılan Teknofest ile ilgili hususları önemsiyorum. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Teknofest'le yetinmeyin. Agrofest yapın tarımla ilgili. Navyfest yapın denizle ilgili. Bakın her programda söyleyelim. Söylemeye de devam edelim. Bu ülkenin Yozgat'ından, bu ülkede Kayseri'den, Nevşehir'den, Niğde'den Hülasa Bozkır'ın ta ortasında Neşet Ertaş'ın Tezenelerini dinlemiş evlatlarını alalım. Antalya Limanı'nda, Marmaris'te, İstanbul'da, İzmir'de denizci evlatlar mantığıyla yetiştirelim. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla Teknofest evet gurur duyuyoruz. E niye Agrofest yapmıyorsunuz? Niye denizlerle ilgili Navy Fest yapmıyorsunuz? Dolayısıyla bu konularla ilgili olarak da birileri çıksın kendisine vazife bilsin. Bu konularla ilgili faaliyet göstermek isteyen hayvancılığa, tarıma sevdalı gençleri bir araya bulsun. Daha verimli, daha etkin nasıl ürünler üretiriz de ilgili kafa yorsun. Tarım Bakanlığı bunlara sponsor olsun. Böyle şeylere de ihtiyacımızın açıkçası olduğunu düşünüyorum. 300 bin saat şu. Bu sadece bir bayraklara ait bir silahlı insansız hava aracı ya da silahsız insansız hava aracı olsaydı, sadece bir araç olsaydı, 300 bin saat uçsaydı bu 34 yıla tekabül ediyor. Yani bu muazzam bir rakam. 300 bin saat uçuş yapmış olması bir modelin, TB2 modelinin e, tabii ki Türkiye'nin bu konularla ilgili e, silahlı ve silahsız insansız hava aracı piyasasında öncül ülke, pioneering country bir dedikleri. Var bir teknik bilgi Buyur. 300 saat başarıyla uçtu. Ha, tabii, 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 Bu çok önemli. 300 saat başarıyla uçtu, Afrin'de destan yazdı. Evet. 300 saat başarıyla uçtu, Doğu Akdeniz'de destan yazdı, Suriye'de destan yazdı, Aynen. da destan yazdı, Azerbaycan'da destan yazdı. Doğru. doğru. Ee, bir iki dört numaralı yansıyı getirin. Dört numaralı yansıyı ben yine bu hafta içerisinde e, internet üzerinde okumalar yaparken gördüm. İspanya'ya İspanya ya ait bir nakliye uçağı. Bakın kanatlarının hemen üzerinde mavi ile gösterilen e, mühimmat var. Bu mühimmat Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından üretilmiş olunan bir akıllı mühimmat. Yani hedefine noktalandığı takdirde gidebilen bir mühimmat. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayi konusunda yapmış olduğu üretimlerin artık NATO ülkeleri içerisinde de dahil olmak üzere ülkeleri etkileme potansiyelinin nerelere kadar geldiğinin en güzel göstergesi. Her ne kadar savunma sanayi ile ilgili olan hususları damat yaptı, Ahmet yaptı, Mehmet yaptı diye yine itibarsızlaştırma gayreti içerisinde olanlar olsa da evlatlarımızın ortaya koymuş olduğu başarıyı İspanya'ya ait bir kargo uçağında kanatlarına monte edilmiş bir şekilde görebiliyoruz. Bu önemli bir e, haberdi. E, C295 nakliye uçağına Teber lazer güdüm kiti takılmış. Şimdi bir şey daha Rusya. Rusya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Su-35 ile Su-57 noktasında uçak satabileceği ile ilgili teklifini ineledi. Türkiye'nin Rusya'dan tayyara alır mı almaz mı bu ayrı bir konu ama Türkiye F-35'lerle ilgili yasal süreç başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ne neden? Çünkü bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne bir küsür milyar dolar. Bakın bu milyar dolarlar falan böyle ağızdan ...tık diye çıkıyor, kolay zannediliyor. Ve dolayısıyla tezvirata da boğuluyor Bir milyar dolar deli para Turgay Güler. Mesela Alifey'deki tank palet fabrikasının 20 milyar dolar olduğu yalanı ortaya atıldığında ben o zaman şunu söylemiştim. Tamam o zaman 10 milyar doları versin gelsin alsın bakalım kim çıkacak diye. Çünkü olması mümkün değil. Eee bir hukuki süreç başlattı çünkü bir küsür milyar dolardan fazla F35 projesiyle ilgili Türkiye para yatırdı. Türkiye'nin tezi paramızı geri verin biz buradan çıkmak istiyoruz değil. Biz bu projenin üretici ortağıyız. Buraya bir küsür milyar dolar para aktardık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin F35 projesine geri dönüşünü sağlayın. Ben biliyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıl Türkiye'yi asla F35 programına geri almayacak. Ama biz Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın da talebesiyiz. Yani almadığında bu konuyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından müthiş bir sıkıntı yaratacağını düşünenler, hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyen bir Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı Amerika'ya ne kadar anlatabiliriz bilinmez ama Türkiye'yi dışarıya çıkartmış olduğunuz F-35 programı, Türkiye'nin yalnız olmadığının en güzel göstergesidir Su Rusya'dan bir teklif var. Türkiye bunun dışında farklı ülkelerinde hava kendisi kuvvetlerine ait sistem, de yapacak kendisi de yapacak zaten. Bununla ilgili gayretimizi bizim arttırmış olursunuz. Bakın taarruzi insansız hava aracı TİHA biliyorsunuz jet motoruyla artık seri üretime geçti. Üçüncüsü de üretildi. Bunları da yakın zaman içerisinde silahlı kuvvetlerin envanterinde görmeye başlayacağız. Bu yine çok önemli bir husustu. Son bir şeyi söyleyeceğim Turgay Güler. Gerçekten çok değerli bir husus. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tersaneleri Hindistan'ın 2.3 milyar dolarlık ihalesini üzerine aldı. Bu 2.3 milyar dolar karşılığında Hindistan'ın ihtiyacı olan gemi sınıfındaki gemilerin Türk tersanelerinde inşası ile ilgili süreç başlayacak. Ben o yüzden hiç e, tereddüt etmeksizin şunu söylüyorum. 2002 yılında Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ihracatı yaklaşık 200 milyon dolar. Bugün geldiğimiz noktada 2,5 ila 3 milyar dolar arasında. Çok rahatlıkla bu rakamı biz 2023 gibi 3 yıllık kısa bir süre içerisinde 2,5 milyar dolardan 6-7 milyar dolarlara çok rahatlıkla çıkartıp daha fazla istihdam ve gençlerimize daha büyük alanlar açabiliriz. Diye konuyu toparlayabilirim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, geldik bu akşamda yayınımızın sonuna. Biraz e, keyfimizi kaçırdı. Öyle olsun. O bazen keyfinin ama. kaçması iyidir. Halbuki o kadar çok iş yapılıyor ki bu ülkede. İşte yetiştiremedik. Daha yazsak daha daha vakit olsa da anlatacağımız iki sayfa hazırlık var. Benim benim üzüntüm şu. Bu kadar iş az önce. İşte o abuk subuk açıklamalarını dinlediğimiz arkadaşın yönettiği, Allah göstermesin, bir ülkede rafa kaldırılır. E şimdi siz düşünebiliyor musunuz? İsim vererek söyleyeyim. Sezgin Tanrı kulunun İçişleri Bakanı olduğu bir Türkiye hayal edin. İASİA fabrikası ertesi gün kapatılır. Ya, tabii canım. Evet, e, geldik bu gecede programın sonuna. E, Sıra dışı strateji farkıyla izlediniz. Bu akşam izle, izlenilen konular. Şöyle bir şey var Yusuf Alabarda size de söyleyeyim. Biz burada konuları e, masaya yatırıyoruz. İlerleyen günlerde. Ya bunu lütfen bu, söyle ya. Bunlar. Bu bunu gündem duymaya oluyor. ihtiyacım var. Bunlar gündem oluyor. Bizim burada ele aldığımız başlıklar üzerinde konuştuğumuz konular gündem oluyor. Hatta bazı aklı evveller bu konu niye gündeme gelmiyor diye 10 gün sonra bir hafta sonra yazı köşe yazısı yazıyor. Köşe yazısı kaleme alıyor. E, dünyadan haberi yok. E, zaten o konunun gündeme gelmesinin sebebi bu program. E, bu programlar. Burada gündeme geliyor. O da bir yerden duyuyor. Duyduktan sonra bu konu niye gündeme gelmedi diye yazanlar çizenler var. Konuşanlar var vesaire. Yine bu akşama ilişkin de yarından itibaren e, yine sıradışıların farkı böyledir. E, gündeme düşecek Yusuf Alabarda e, ağzına sağlık. Eyvallah. Size. Eyvallah Turgay Güler. Efendim herkese iyi geceler hoşçakalın.